Mutlu günler değerli izleyenler hoş geldiniz. Stüdyolarımıza 23 Şubat Çarşamba günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Beykeli ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza Uğur Beyci hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız iyiyim teşekkür tiniz? ederim. Her şey yolunda mı? Harika. Çok teşekkürler bizler de iyiyiz hemen başlayalım değerli izleyenler dün akşam malumunuz erteleme karşılaşması vardı e, futbolcu Ahmet Çalığın vefatından sonra o hafta Medipol Başakşehir e, İttifak Holding Konya Spor maçı ertelenmişti bir kez daha Allah'tan rahmet e, dileyelim. Yakınlarına başsağlığı dileyelim Bütün Konya Spor e, ve Türk Futbol Camiası'na Dün akşam da unutulmadı Gerek tribünde e, şeyleriyle e, Pankartlarıyla gerek oyuncuların Ahmet Çalık formasını e, çıkarmasıyla Kameralara göstermesiyle Bir kez daha Allah'tan rahmet e, Dileyelim Nur içinde de yatsın e, Karşılaşma erteleme maçı dün akşam oynandı Ve bu maçın ardından sizlere okuyacağımız Başlık Fanatik Gazetesi'nden geliyor Konya başladı Başakşehir bitirdi Erteleme maçında Yeşil beyazlılar Bütücü'nün golüyle öne geçti. 49'da Gulbrandsen skoru dengeledi. 62. dakikada Musa Çağra'nın kendi kalesine attığı golle kazanan Emre Belözoğlu'nun ekibi üst üste 4. zaferine ulaşıp 3. sıraya çıktı. 3. Konya ile puan farkını 3'e indirdi demiş gazete. Buradan bir ayrıntı Medipol Başakşehir skor farkını daha da açabilirdi özellikle. Şey için 84. dakikada Gulbrandsen'in ee, altı 6 pasın önünde yaptığı iyi bir atak geliştirdi Medipol Başakşehir birazdan konuşacağız ee, şey içinde yine iyi bir performans sergilediğini belirtelim dün akşamki karşılaşmada. Hakikaten Tam gazetenin başlığında olduğu gibi Konya Spor başladı, Başakşehir bitirdi. Maçın ilk yarısı seyretmeyen izleyicilerimiz için şöyle hızlıca özetleyecek olursak eğer. Çok fazla pozisyon, hatta neredeyse pozisyon olmayan, düşük tempolu bir karşılaşma. Her iki takımın da birbirini yokladığı bir karşılaşma. İkisi de topla oynamak istedi. Zaten ilk yarı itibariyle e, topla oynama oranları %51 Medipol-Başakşehir, %49 İttifak Holding-Konya olarak gerçekleşti. Sonrasında ikinci yarıda biraz daha hareketli ve tabii ki gollerden sonra da daha tempolu bir karşılaşmaya Evrildi diyebiliriz. 38. dakikada şık bir gol. Hakikaten belki de irdelenmesi gereken burada gol pozisyonunun üzerinde de konuşuruz. Siz sözü oraya getirdiğinizde sağ taraftan bir atak. Mihalak çok fazla. Kredi almadı bu golde ama orada sol taraftaki boşluğu görmesi elbette Soner'in hiç beklemeden yine sola. Bir Manchester City golü gibi bir gol oldu adeta. Oyun tamamen sağa sıkışmışken herkes oradayken sol taraftaki boşluğu buyurun mihalak gördü. Soner'de hiç bekletmeden en sola gönderdi. Boş alan bomboş alan sürdü. Hani neredeyse bir Manchester City golü gibi bir gol attı ama e, Konya Spor'un iki takımın etkinliğini kıyaslayacak olursak özellikle ikinci yarının başından itibaren Başakşehir'in çok daha etkin olduğunu söylemek lazım. Madem Manchester City'den dem vurduk, Faslı, madem oradan dem vurduk. İki hocanın da e, Premier Lig'den ciddi biçimde etkilendiğini ben de hissediyorum. Ki çok doğal. Çok doğal çünkü La Liga'nın da gerilemesiyle biraz şu an Dünya Futbolu'nun en beyi Premier Lig olmuş gibi. Özellikle teknik adam kalitesi açısından. Futbolcu kalitesi açısından evet başka liglerde çok iyi oyuncular var. Süperstarlar belki başka liglerde ama süperstar teknik adam var Premier Lig'de. Dolayısıyla taktiksel Premier Lig'de önümüzdeki sene bir değil mi? Premier Lig'de evet çok yakında zaten görüntülü yapacağız bu analizleri. İnşallah burada Klopp'un geçişlerini, City'nin set hücumlarını görüntülü analiz edeceğiz burada. <laughs> Dün mesela Başakşehir'in en uçta ile başlaması. Yani tam bir Manchester City yaptı Emre Hoca. Çünkü ne yapıyor? Guardiola. Ee, kenar oyuncuları çabuk. Ama en önde Klasik bir santrfor kullanmaktansa çoğunlukla Bernardo Silva zaman zaman Kevin De Bruyne kullanıyor. O biraz derine gelerek oynuyor en uçtaki oyuncu. Onun derine gelmesi ve geçişleri sağlamasıyla kanat hücumcularının içeriye kat etmesiyle başka türlü bir e, hücum modeli ve savunma dengesini bozan bir hücum modeli oluşuyor. Çadli'yi en üstte oynatarak Emre Hoca da bunu denedi. Gulburansene ve santrfor özelliği var ama Çabuk da bir oyuncu. Peki Berkay'ın rolü nedir burada? Ya aslında 4-1-4-1 gibi gözüküyor Başakşehir'in dizilişi ama şöyle oynuyorlar. Buyurun. Tolga 6 oynuyor. Aslında başka bir gün onun grafiğini de veririz nasıl oynadığını. Tolga 6 oynuyor. biraz sol gibi. Alexiç 8 oynuyor. Biraz sağ gibi ama aynı hatta oynamıyorlar. Aynı hatta oynamıyorlar. Asimetrik gibi mi Asimetrik. düşünelim? Aynen öyle asimetrik. Hocanın On numarada çalıştığı... da burada. Ne oluyor? Bir V şekli oluşuyor burada. Top rakipteyken 8 altının yanına geliyor. 4-2-3-1'e dönüyorlar. Top kendilerindeyken 8 altının öne geçiyor, önüne geçiyor. Asimetri oluşuyorlar. Bir yatay V şekli oluşturuyorlar. Rakibin karşılamasını zorlaştırıyorlar. Aynen öyle. E, boşlukların şekli, biçimi ve savunulma modeli değişiyor. 4-1-4-1 ile 4-2-3-1 birbirine yakınsıyor. Yakın gelecekte belki de 4-1-4-1 ve 4-2-3-1'i artık ayrı ayrı anmayacağız. Muhtemeli. Belki de tek dizilişe dönüşecek. Çünkü hemen hemen 4-2-3-1 oynayan herkes böyle oynamaya başladı. 6-8-10 evet. gibi oynamaya başladı. Emre Hoca da öyle oynatıyor. E bir de üstüne sahte 9. Çadli. Konya Spor'da aslında benzer işler yaptı. Orta saha yapılanması anlamında. İki hoca da geriden pasla çıkmaya çalıştı. İki hoca da önde baskı yaptı. İkisi de boşluk kolladı ve sonunda boşluğu 37. dakikada Mihalak'ın e, golüyle Konya Spor buldu. Bütüçin'in golüyle Mihalak koşusu evet. özür dilerim evet. Bütüçin'in golüyle Soner'in harika pasıyla Konya Spor buldu. O golün biraz daha geriden verme şansımız var mı? Madem hani dedik ya golle sıra gelince konuşuruz. Başakşehir sol kanattan geliyor mu arkadaşlar? Sol kanattan hücum ediyordu orada bir top kaybı. Evet. Daha doğrusu şey ayak koydu Musa mıydı? Konya sporlu oyuncu ayak koydu. Boşta kaldı top. Boşta kalan topa hemen mihalak koştu. Aldı ve bir anda çizgiye inip fırladı. Epuriano müdahale edince. Evet. O açıdan gol de aslında Manchester City ve Liverpool oyunlarını hatırlatan bir gol. Eğer verme şansımız varsa. Evet. Buyurun. Şimdi Başakşehir. Bu doğru gol mü arkadaşlar? Bu değil bu. Yanlış pozisyon oldu. Şeyin golü Konya'nın golünden bahsediyoruz. Maçın ilk golü yani. Bu Başakşehir'in golü herhalde değil mi? Bu ikinci yarıdan ilk yarıda Tabii. olacak. Hah. Şimdi top Başakşehir'de. bu klasik burada. maç boyunca sıkça gördüğümüz gibi. Şimdi top Başakşehir'e geçti. Hocam durduralım burada. <laughs> durduralım burada. Birkaç sefer bu programda dile getirdim. Bir takımın en savunmasız olduğu an topu kaybettiği an değil. Topu kazandığı an. Çünkü top Başakşehir'e geçti burada. Başakşehir topu kazandığında ne yapıyor? Bütün oyuncuları hücum planı zihniyetine, hücum planı zihin setine geçiyor. İzleyelim. Başakşehir tam hücum planı zihnin, zihin setine geçmişken top kaybediyor. İşte bir takımın en savunmasız olduğu an. Ne yapacağını bilemediği an mı? Evet. Son 10 yıldır futboldaki en temel değişim bu. Karşı pres. Yup başını çektiği, Klopp'un başını çektiği, Tuhel'in başını çektiği özellikle Almanya 1. Bundesliga'dan yayılan Almancıların başını çekti. Bu Gegenpress zaten ilk tabir Almancaydı. Sonra diğer dillere de geçti. Karşı presin tam birebir bir uygulaması. Başakşehir topu kazanıyor Konya'dan. Başakşehir Konya'dan topu kazan nasıl şunu düşünürsün değil mi? Başakşehir için avantaj. Ama onun için avantaj olduğu kadar Konya için de avantaj. Çünkü bir takımın en savunmasız olduğu an, topu kazandığı an hücum setine geçmeye çalışıyor. Eğer o anda topu kaybederse yani kazandıktan birkaç saniye sonra topu kaybederse bir dengesizlik yaşıyor. Konya topu kazanıyor. Başakşehir bir dengesizlik yaşıyor. Bakın soldaki boşluk normal bir boşluk değil. Niye yok orada? Niye Ali Başakşehir'in sağ bekim bu kadar uzakta kaldı? Evet. Çünkü savunmadan hücum planına geçmişti zihin seti olarak. Başakşehir topu kazanınca zannetti ki hücum edeceğiz. Bütün oyuncu hücum setine geçti. Koşu pozisyonu aldılar. Hücum pozisyonu almaya giderken tekrar topu kaybettiler. Tekrar topu kaybettiklerinde e Konya'da bu işleri tabii çok çalışıyor. Soner'in o topu tekte Mihalak oynaması sürpriz değil. Şimdi bak burada Başakşehir topu kazandı. Şurada artık kazandığını hissetti. Hücum setine geçmeye meyletti ki bir temas. pres, karşı pres. Tam bir karşı pres örneği. Da Mihalak da boşluğu görüyor. Tebrik burada etmek da da lazım. Burada Soner'in tek topunda bak Ömer Ali pozisyonunu kaybetmiş. Tabii Ömer Ali'nin pozisyonu kaybetmediğini biraz da Soner'in orada başka olması. Yani Başakşehir merkezinde pozisyonunu kaybetmeleri. Sadece Ömer Ali'ye faturayı kesmeyelim. Ömer Ali oraya dublaja geliyor. Bak Ömer Ali normalde koşusunu kendi bölgesine doğru yapabilir. Kendi bölgesine doğru yapmıyor. Merkeze doğru yapıyor. Oyun oradan oynandığı için biraz merkeze dublaja geliyor. Merkeze dublaja geldiği için hop Ömer Ali'nin bölgesinde boşluk oluştu. Tam bir e, derslik. Bravo. E, deneysel bir karşı pres hücum modeli. Tebrik etmek lazım İlhan Palut'u. Ama Tabii bir sıfır oynamak da bir sanat. İkinci yarıda 20 dakika boyunca Başakşehir bir sıfır oynayan rakibine karşı karşı silahlarını kullandı ve maçı da 2-1'e getirdi. Orada da ha bu bu duran top da aslında hazır o ekrana gelmişken bu duran top da başka bir laboratuvar ürünü. Başka bir Manchester City işi. Herkes çıktı zannederken bir anda arka evet. direkte çizgide birisi çevirdi. Bunu bilinçli veriyor, değil mi? yapıyorlar. Manchester City de hatırla. Manchester City'nin burada bazı maçlarda tersi attı topları o avut attığı topları konuşuyorduk. Bunu bilinçli yapıyorlar. Savunma dengesini bozuyorlar. Yani burada pasın şiddeti lüzumundan fazla değil. Yanlış anlaşılmasın. O pas bilinçsiz bir şekilde avuta atılmıyor. Bilinçli bir şekilde atıyor o topun. Şiddetini biraz yüksek atıyor. Şiddetin biraz yüksek atılmaya nedeni bunun daha önce çalışılması. Savunma dengesi bozulsun. Topun avuta çıkacağı zannedilsin. Orada Eperiano hazırlıklı. Onu çeviriyor. Ve ondan sonra gol geliyor. Tebrik ederiz iki hocaydı. Bence yeni sezonda zaten Emre Belezoğlu geldi geleli Başakşehir 18 maç 40 puan lig ikincisi. Zaten gösterdi gelecek yıl şampiyonluk yarış yapabileceğini. Üstelik Pizzi'siz, Trazegesiz bu takım. Konya Spor zaten lig ikincisi. Onlar da gösterdi. Yeni sezona doğru takviyeler yaparlarsa onlar için devre arasında takviye yapmaları gerektiğini söylemiştim. Ama Konya Spor Başkanı ve tek direktörü. Ama İlhan Palut istemiş transfer de yönetim biraz yapamamış. hani Vakit yetmemiş. Kadromuz yeterli dediler. E şimdi stoper Musa Çağran oynuyor. E, Ahmet'i kaybettik maalesef. E, Adil Abdülkerim bozulduğu zaman, Aniç içinde bir problemi olduğu zaman Musa çağrında kaldın. ön libero'yu stopere devşirdin. Bak burada işte hatasız bir gol oldu. Aynı şekilde hücum kanatları içinde Serdar Gürler'i kaybettin. Ee, Mihalak. E Mihalak. Mihalak Bütici'ye kaldın. Hamilton'da bu maçta oynatamadın. Yani oraları zenginleştirmesi gerekiyordu. Zenginleştirmedi. O iki pozisyonu özellikle zenginleşmesine fayda vardı. Bütici özelinde 25 yaşında galiba değil mi? Ee, Belçika doğumlu, Kosova asıllı ama futbola Norveç'te başlıyor. Ee, ondan sonra kısa bir Leipzig, pek de kısa sayılmaz galiba. İki sezon mu kiralanıyor. Ee, sonra bonservisiyle alıyor tekrar. Ee, Norveç'e, Vikings Kulübü'ne geri geliyor. Ondan sonra da e, Türkiye'ye direkt İttifak olduk. Konya Spor'a. Salzburg. Salzburg. Aynı grup ama. Söyledim. mı? Ee, transfer oluyor ve en sonunda Türkiye'ye geliyor. Bu gelişim sürecinde sanıyorum umulduğu kadar iyi bir noktaya çekemedi futbolunu ki e, tekrar Vikings Kulübü'ne geri döndü. O proje takımdan Vikings Kulübü'ne geri döndü ve oradan. Ancak e, temel bilgisinin Net bir şekilde basic dediğimiz temel bilgisinin net bir şekilde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak burada eksik olan nedir sizce? Beceri mi yoksa daha fazla üzerine koyup çalışmasını mı gerektiren bir durum var? Demin dediniz ya burayı takviye etmesi lazımdı diye. Fiziksel kişi sayısında mı söylediniz yoksa oyuncunun zaman zaman yetersiz kaldığı anlamında mı? Nümerik olarak söyledim aslında sayısal olarak söyledim ama o aynı zamanda teknik açıdan da evet takviye etmesi lazım. Yani bütün içinin. Hamilton'un, Mihalak'ın daha fazla tehdit hissetmesi lazım. Veya Serdar Gürler nasıldı? İşler kötü giderken gidişattan bağımsız olarak maçın hikayesini tek başına değiştirebilecek bir oyuncu Serdar Gürler. Ligde böyle 10 tane, 15 tane oyuncu var. Onlardan biri Serdar. Serdar'ı kaybettin ve böyle bir oyuncun yok. Artık işleri iyi giderken, evet Bütüç iyi olur, Hamilton iyi olur, Mihalak iyi olur, sıkıntı yok ama işler kötü giderken mesela Halil Akbunar nasıl isyan ediyor gidişata? Göztepe'de bambaşka bir rolü var. Halil tek başına hikayeyi değiştirebiliyor. İşte Ada Demirspor'da Vargas nasıl etrafında olan bir tandan bağımsız olarak tek başına bambaşka bir şey oynayabiliyor. Konya'da böyle bir oyuncusu vardı. Artık yok o oyuncu Başakşehir'in. O anlamda da söyledim. Bir de şimdi Konya Spor merkezinde 6 numara Aca Önünde de çekici, entry çekici oynadığı zaman daha çok sanki gol şansları oluyordu. Çekicide de tabii form düşüklüğü var anladığım kadarıyla. Eskisi kadar çok oynamıyor görebildiğimiz dün akşamki maçta da herhalde bu, bunu söyleyebiliriz yani bir form düşüklüğü var çekici de. Onu söyleyecektim size. E, az önce Başakşehir Medipol Başakşehir farkı arttırabilirdi dedik ama son dakikalarda 90 artı 4. dakikada Ahmet Hasan'ın da bir e, kafa vuruşu arka direkte, kornerde, duran topta güzel e, düşündü korneri. Çataldan döndü. 3 4 tane korner kullandı galiba şey. E, İttifak Holding Konyaspor dün akşam hepsini farklı farklı kullandı. Arka direğe kestiler bu kornerde. Arka direkleri tek başına Ahmet Hasan vurdu ve direkten döndü. Yani eşitliği de bulabilirdi son anda Konyaspor. Şöyle bağlayalım. Kaçıncı dakikadan itibaren? 80. dakikadan itibaren ya da 85'ten sonra diyebiliriz. Biraz daha şeyle beraber uzatmalarla beraber Konyaspor'un baskısını arttırdığını söyleyebiliriz. Ancak orada net gol pozisyonuna bunun dışında pek fazla çeviremediler. Ortalarla ceza sahasını e, bunaltmaya çalıştılar. Hataya zorlamaya çalıştılar rakibi ama ciddi gol pozisyonunda tehlikesine çeviremediler. Burada da yine bir golcü eksikliğinden mi bahsetmek gerekiyor? Trabzon maçında yoksa... da çok ortalara mahkum oldular hatırlayın. Konya başından sezon başından beri ortayı kullanan bir ekip. Merkeze değil mi? Merkeze ama işe merkez yaramıyor galiba. Merkez kullanımı düştü. İşte Ender Çekici'nin de belki orada ekstra bir rolü vardı. Hem gol silahı hem de merkez kullanım oranını artırıyordu. Kenar ortalarını daha fazla kullanıyorlar son dönemde. Trabzon maçında da çok fazla kenar ortası yaptılar. Orada bence Çikalişi'yi baştan kullanmamaları hataydı. Burada Çikalişi'yi baştan kullandılar. Son bölümde kenar ortaları yaptılar. Ama Konya Spor'un hücum repertuarı daha genişti. Daha fazla gol atıyordu zaten. Dikkat ederseniz son dönemde Konya Spor'un bir gol sorununda var. 3 maç üst üste kazandı ama 3'ü de 1-0'dı. Sonra Trabzon'a kaybetti. Yine bir gol atabildi. Burada yine bir gol. Dolayısıyla gol sonununda gerek Serdar Gürler'in gidişi gerekse hücum repertuarının kısıtlılığının altını çizmek lazım. Artık kısıtlanmasın. Maç sonunda da İlhan Hoca aynı noktaya vurgu yaptı. Kazanma isteğimizde, arzumuzda, başta ben dahil olmak üzere hiçbir eksik yok. Ancak gole çevirme konusunda, gol yollarında biraz etkisiz kaldığımızı söyleyebiliriz dedi. Metal yorgunluğu yok diyor yani özetle. Biz yılmış, bıkmış değiliz. Ama bunu bu oyunu şeye çeviremiyoruz. Gole tahvil edemiyoruz. Minvalinde söyledi. Şeyle alakalı olarak Endri çekiciyle alakalı olarak ben özellikle not aldım. Sevgili Reji 70 kaçıncı dakika bir saniye. Kendi yazımı da okuyamamak ayrı bir şey olsa. 75. dakika. Ee, bir şut Volkan'dan döndü. Kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Endri Çekici oradaydı. Çok hızlı ceryan etti bu e, pozisyon. Dokunsa kaleciyle karşı karşıya ama vuramadı orada. Herhalde topun hızı, şutun hızı ve de bulabiliyorsak tabi 75. dakikada o pozisyonu onu da getirebiliriz kadar Bulduk mu? Şurada bak gördün mü? Evet. Bir acayip bir şey oldu orada. Bir vücut hamlesi oldu orada. Yani beklenmedik bir şekilde yakındı da kaleye. Bak durduğu yerde doğru. Offside'da kalmayayım diye uğraşırken. Pozisyonunu alamadı pozisyonu değil mi? Pozisyon alamadı orada çünkü sağındaki oyuncuyu denetliyor ya offside'de kalmamak için. Pozisyon alamadı. Hafifte bir şey var, formaya da temas var. Ama kurtuluyor galiba. Yani orada kurtuluyor bir... yok. Faulden söz edemeyiz. Ama orada maksadı offside'de kalmamak ona odaklanmışken geri dönen topa hamle evet. vermekte ve pozisyon almakta reaksiyon veremedi. Evet. Bu da ilginç bir andı dün akşamki karşılaşmadan yansıyan. Şeyden bahsettiniz. Emre Belezoğlu'nun göreve geldiğinden beri puan durumu yani 18 hafta öncesinden beri 9. haftadan itibaren. Evet. 15 Ekim'de ilk maçına çıktı. Beşiktaş maçıydı galiba, değil mi? İlk maçı galip evet. geldi. Ee, bir grafiğimiz var. Buyurun Uğur Bey. Trabzonspor bütün istatistiklerde olduğu gibi bütün tablolarda olduğu gibi hepsinde açık ara zaten dün de dediğim gibi lig Trabzonspor ve diğerleri ligine dönüştü. Ama diğerleri Ligine bakarsak Trabzon'un haricinde kalanlar. Normaller Ligine bakarsak Trabzon anormal performans gösteriyor. <laughs> Normaller Ligi'nin Emre Hoca geldiğinden beri açık ara lideri Başakşehir. İki yenilgi aldı sadece. iki maç peş peşe bir sallandılar. Ama onun dışında yine dört hafta galip geliyor. Ama dört galibiyet içinde Fenerbahçe var. Konya var. Ligin iyi iki takımı var. Yine çizgileri olumlu. Ki o kakasız. işte Pizzi ve Trezegesiz yaptılar bunu. Onlar da onların da katılımıyla çizgilerini sürdürmeleri herhalde doğal olur. E, derin bir kadroları var. Tabi Pizliler, Trezegar, Kiralık yeni sezonda hikayeleri ne olur bilmiyorum. Ama yeni sezonda Emre Hoca burada devam ederse, e, kadro derinliğini muhafaza edebilirler ya da geliştirebilirlerse, 2022-2023 sezonu için Başakşehir daha fazlasını vaat ediyor. E, şampiyonluk yarışı pek hale olabilir. Bu sezon da olabilirdi aslında Trabzonspor maçında çok bence tutucu bir futbol oynadılar. Hak etmediler orada. Trabzon hakkıyla o maçı kazandı ve orada zaten sonra da Vichyra'nın ayrılığı da beraber artık şampiyonluktan söz etme şansları kalmadı. Ama gelecek sezon için evet. Gelecek sezon için doğru bir yapılanmayla daha iyi bir seviyeye taşıyabilirler performanslarını aynı 18 haftalık yani 26. haftadan geriye sardığımızda 18 haftalık dönemde Trabzonspor 45 puan topları dedik. 14 galibiyet, 3 beraberlik sadece bir mağlubiyeti var Trabzonspor'un 45 puanla bu dönemin liginde olduğu gibi. Bu periyodun da lideri Medipol Başakşehir 12 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyette ki bu 12 galibiyetlik serinin 5 maçının 5 galibiyetinde üst üste olduğunu hatırlatalım. İttifak Holding Konyaspor 11 galibiyet, 5 mağlubiyet. İki iki beraberliği var Konya'nın pek fazla berabere kalmamış. Ya galibiyet ya mağlubiyet diyor İttifak Holding Konyaspor ve ligimize kendi ülkesinden çıkıp ilk defa hiç tanımadığı bir ortama gelip hızlıca adapte olmaya başaran Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella da son derece iyi bir çıkış yakaladı. 9 galibiyet. Bu süreçte 3. haftada göreve gelmişti. 3. haftadan sonra dördüncü haftada göreve gelmişti. İlk maçında bir farklı mağlubiyet yaşadı. Ondan sonra da hoca çok fazla ardına bakmadı. 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyeti var. O da 32 puan toplamayı başardı. Grafiğimizde de paylaştık sizlerle. Her iki takımın da top oynamak istediği ve tebrik etmek lazım Uğur Meleken'in söylediği gibi hem Medipol Başakşehir hem İttifak Holding Konyaspor takımları futbol oynamaya, futbolun güzellikleriyle ders niteliğinde pozisyonlar ortaya koymaya, adeta bir laboratuvar ortamında işlenmiş pozisyonlar seyrettirdiler dün akşam futbol severleri. Her iki takımında teknik direktörlerini ve oyuncularını tebrik edelim. Bizim de burada analiz etme anlamında açık seçik boş alanlar nasıl yaratılır, o boş alanlar nasıl bulunur, arka direğe top nasıl kullanılır, tehlike nasıl yaratılır. bunların net bir şekilde gösterdikleri için bize çok teşekkür ediyoruz. Dün akşamki hakikaten keyifli güzel maçtı. İlk yarısı biraz düşük tempoydu ama ikinci yarı yetti diyebiliriz herhalde. Bu arada bir başka detayı fark ettim. Buyurun ligin ilk 3 haftasını dikkate almazsak yani bu sefer de Montella dönemi puan durumu yaparsak 3 hafta 23 yapar. haftalık puan durumu yaparsak e, onlar da üçüncüler. 42 43 puan. Yok ikinciler galiba. Tolga yarın ona bakarız. Hatta şimdi bile Konya'nın o... üzerindeler. Konya 42 yapmış oluyor. Adana Demir 43 yapmış oluyor. Hoca göreve geldiğinden beri değil mi? Dördüncü haftada. Aynen bu. öyle. Montella geldiğinden beri. Başakşehir'e bakıyorum. Yok Başakşehir'e geçemiyorlar. Üçüncüler. Başakşehir çünkü üç, ilk üç maçını kaybetmiş. Trabzonspor, sonra Başakşehir, sonra Adana Emir oluyor. Montella göreve geldiğinden beri. Ya yani Montella da Emre Belözoğlu da kendi görev dönemleri itibariyle gayet iyi istatistikleri. Az önceki grafiği bir daha yayına verebilir miyiz lütfen? Sevgili reji? Uğur Bey en alttaki satırı görüyor musunuz? En altta topun oyunda kaldığı süre. 64 dakika. Sezon, dakika. Müthiş. Oynamak isteyen, topla oynamak isteyen, üretmek isteyen iki takım mücadelesinde top oyunda ortalamamızın bayağı üzerinde. Bu sezon kalmış. E, hafta hafta biz hani topun oyunda kaldığı süre sistemi verdik. Genelde o maçın içinde Başakşehir varsa o maçın içinde Alanya varsa, o maçın içinde Konya varsa yüksek çıkıyor. Oynamak isteyen takımlar. iki tane oynamak isteyen takım karşı karşıya gelince de 64 dakika gibi. Çok tatmin edici. Şampiyonlar Ligi ortalamasının üzerinde. Şampiyonlar Ligi'nin ortalaması 61 dakika. Ki Avrupa'nın 5 büyük liginin üzerinde Şampiyonlar Ligi. 61 dakika Şampiyonlar Ligi'nin topun oyunda kalma süresi ortalaması. Burada 64 Şampiyonlar Ligi'nin üzerine çıkmış topun oyunda kalma süresi tebrik etmek lazım iki takımı da. İki hocaya teşekkür etmek lazım. Ve hemen şunu hatırlatalım. Galatasaray Göztebek, 42 42.5. Dün bunu konuşmuştuk. Aradaki fark 22 dakika. İnanılır inanılmaz gibi değil. İnanılmaz. İnanılır gibi değil. Çok ciddi fark. 3-5 dakika değil yani çok ciddi bir fark. Vallahi inanılır gibi 20 dakika ne demek ya? Evet. Az buz bir şey değil bir bir spor e, organizasyonu için, bir spor futbol oyunu için hiç az bir süre değil. Tabii maçın 4 biraz. Basketbolda bir çeyrek Fazlası. Fazlası. Bir devre. Bir devre. Avrupa basketbolu için bir devre. Evet. i̇nanılır gibi değil yani. Ee, Galatasaray Göstereo maçında topun oyunda kalmadığı süre 85 dakika. Yani devre arası dahil ona pardon. Topun oyunda kalmadığı süre 65 dakika oluyor. 42, 107. 65 dakika. Topun oyunda kalmadığı süre. Yani hayatımızdan çalınan 65 dakika. Burada 30. Hayatımızdan çalınan. Aradaki farka bakın. Gerçekten öyle. Hakemi de zorlamadı oyuncular. Sadece oyunun içerisinde kalıp oyunu oynamaya tercih ettiler o açıdan da. Hakikaten e, hani şu saydığınız takımlar içerisinde Trabzonspor, Adana Demirspor, İttifak Holding, Konyaspor, Medipol, Başakşehir e, güzel futboldan örnekler veren ve top oynamak isteyen takımlar. Bunu da başarıyorlar. Keyifle izlettiriyorlar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Uğur Bey? karşılaşmaya karşılaşmayla her iki takımla alakalı. Şampiyonlar Ligi'ne geçeceğiz o zaman. Değerli izleyenler İlk olarak ekranlarınıza malumunuz dün akşam son 16 turunun ilk maçları dün akşam ve bu akşam oynanmaya devam edecek. E, o e, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea lille 2-0 mağlup etti. Villarreal Juventus karşılaşması da 1-1 eşitlikle tamamlandı. Lekip gazetesi avantaj Chelsea'de diyor 2-0'lık galibiyetin ardından. 1-1'lik Villarreal beraberliğinin arkasından da İtalya'dan La Gazzetta dello Sport ilk görüşte aşk başlığını atmış. Ne demek istemişler acaba burada? Vlaovic'i burada maçta çıkarmış. Çok beğendik mi diyor. E bir de erken gol attı ya. İlk şampiyonlar ligi, kariyerindeki ilk şampiyonlar ligi başında 33 saniyede gol atınca oraya da gönderme yapmış. Bu akşamki maçlar öncesinde de başlıklarımız var. Ama isterseniz hani var mı söylemek istediğiniz Chelsea, Lille ve Villarreal Juventus için? Chelsea, Lille e... Manchester City Portekiz şampiyonluğu geçti. Liverpool İtalya şampiyonluğu geçti. Chelsea de Fransa şampiyonluğu geçti. İngilizler Avrupa'nın büyük şampiyonlarını sürüklese etmeye devam ediyorlar. Chelsea de maçın geneline hakimdi. Maçın bütününe hakimdi. Müthiş bir tempo ile maça girdiler. Lukaku yedek. Hafta sonu sadece 7 kere topla buluşması ve 4 isabetli pas yapması manşetleri süslemişti. Dakika da almadı bu arada. Oyuna da girmedi. Havers başladı. Sonradan Werner'i soktu. Lukaku'ya dakika vermedi. Thomas Tuchel belki de oradan bir ders çıkarması istedi. Havers müthiş bir tempoyla girdi. İki gol kaçırdı. Üçüncü de attı. Daha dakika yediydi. Yedi dakika itibariyle üç tane golü olabilirdi. İki tane kaçırdıktan sonra üçüncüyü attı. Pazar günü lig kupası finali oynayacaklar Liverpool'la. Oraya çok yüksek tempo iyi gidiyorlar. Ee, enteresan bir istatistik. Eduard Mendy kalecileri kariyerindeki 18. Şampiyonlar Ligi maçında 14. kez kalesini gole kapatmış. Ya bir benzeri var mıdır? Araştırmak lazım ama çok zannetmiyorum. Kariyerindeki ilk 18 şampiyonlar maçını 14'ünde kalesini kapatan başka bir kaleci herhalde yoktur. Eğer Afrika Kupası zamanında oynansaydı biraz gecikti ya korona nedeniyle ertelendi ve 2021 Afrika Kupası 2021-2022'de oynandı ötelenince. Zamanında oynansaydı belki balon doğru Mendy alabilir diye düşündüm dün maça bakarken. Çünkü şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Afrika Kupası şampiyon oldu ama Ballon d'Or ödülü dağıtılmıştı. Afrika Kupası 2021'in normalde şampiyonu oldu. Hani hem Şampiyonlar Ligi kazanan hem kıta turnuvasını kazanan Jorginho madem aday olabiliyor Ballon d'Or'a madem üstlerden alıyor Mendy'nin katkısı çok daha fazla bana sorarsan. Mendy Ballon d'Or'a aday olabilirdi. Mendy için üzüldüm Afrika Kupası zamanında yapılmadığı için. Viral Juventus'a gelirsek Tabii Vlaovic çok fantastik bir oyuncu. 22 yaşında İtalya'da maç başına bir gol gibi bir ortalama. Acayip hissesler yaptı iki sezonda Fiorentina ile. Juventus'a gitmeyi tercih etti. Bütün büyük takımlar istiyordu. Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı 33. saniyede gol ve zor bir goldü yani. Çapraza giden top göğsüyle önüne aldı. iki kişinin arasından Şevçenko vuruşu yaptı bana sorarsan. Golü attı daha 33. saniyede ve daha önce Avrupa kupalarında 16 yaşındayken Partizan forması giyerken bir oyuna girmiş Avrupa Ligi'nde. Yani Şampiyonlar Ligi'ni bırakın Avrupa Kuparı tecrübesi yok neredeyse. Bu kadar deneyimi olmayan bir oyuncunun bu kadar rahat olması çıkar çıkmaz gol atması gerçekten büyük bir futbolcu geliyor ama o kadar erken golü bulması için biraz Juventus'un dengesini bozdu. Bugün İtalyan medresi talegriyeleştiriyor. Beşli savunmaya döndü. Vlaovic golü gelince. Sonra Villarreal İnanılmaz bir boşluktan gol buldu. Sonra tekrar dörtlü savunmaya döndü ama maç 1-1 bir bir bitti. Ha 1-1 bir bir iyi sonuç gibi duruyor ama deplasmanda Juventus 1-1 bir bir kötü sonuç değil ama şimdi deplasman gol avantajı yok. Dolayısıyla ikinci maç tek maç gibi artık. İlk maç oynanmamış gibi. İkinci maçı kim kazanırsa turu geçecek. Berabere biterse de uzayacak. O yüzden berabere biten ilk maçlar bence çok bir yıkım sayılmaz. Kaç kaç biterse bitsin. Ev sahibi takım için bir yıkım artık deplasman gol avantajı olmadığı için. İkinci maç tek maçta eliminasyon gibi oluyor. Final gibi oluyor. Zaten finalleri tarafsız sağda oynuyorsun yani. Finalde zaten iç sağ avantajın yok. Final gibi çıkacaksın o maça. Bence Villarreal'de e, Torunu'daki revanşa çok umutsuz gitmeyecektir diye düşünüyorum. Bu akşam iki maç var yine. Benfica Ajax'da oynayacak. E, Atletico Madrid'de Manchester United'la karşı karşıya gelecek. Eğer uyuyakalmazsam e, Benfica Ajax maçını izlemek istiyorum. Saat 23'de başlıyor saat farkından dolayı malumunuz. E, maçın Aynen bitişi evet. de saat 1 oluyor, kolay değil bizim için de, e, rekabetçi bir saat çünkü sabah kalk 7'de tekrar geriye gel vesaire zor olabiliyor zaman zaman. E, Ajax çünkü biliyorsunuz özellikle takip etmeye çalıştığımız e, bir kulüp laboratuvar ortamında bilimsel deney yapan hocalardan bir tanesi, ekiplerden bir tanesi sadece hoca demeyelim kulüp yönetimi e, ve zihniyeti ve mentalitesini de buna eklemek lazım. Bu bütünün içerisine eklemek lazım. Geçen gün dediniz ki e, deme şöyle, Bielsa'nın iki fotoğrafı iki farklı sözü. Birisi şeyin oyununu anlatırken, Pep Guardiola'nın oyununu anlatırken "Kodlarını çözmekte zorlanıyorum." diyor Bielsa. Diğer taraftan "Jürgen Klopp çok keyifli bir oyun oynuyor ama kodlarını çözmek biraz daha kolay benim için." kıyasladığınızda diye. Bizim dönemimizi donüm, e, domine eden teknik direktörlerden bir tanesi kuşkusuz ki Pep Guardiola. Çünkü işin felsefesini yapıyor. Yani görüntünün ötesinde, günü kurtarmanın ötesinde farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Jürgen Klopp keza aynı şekilde başarıyor bir de bunları. Ee, birkaç tane daha hoca sayabiliriz. Siz e, derinlikle anlatabilirsiniz bunları. Ten Hag'ı nereye koyacağız burada? Ya da koyabilecek miyiz onların arasını? Koyabiliriz. Zaten Mancim Ayaksın Sünet oyunu size bunu geçiyor. anlatıyor mu? Koyabiliriz. Erik Ten Hag'ı da koyabiliriz. Bence Sünnet işte Pochettino'ya da Erik Ten Hag diyorlar yeni sezon için. Yani onu da Premier Lig'e e getirmek istiyorlar artık. Ve gidebilir diye de düşünüyorum ben. Bunca yıldır direndi. Artık o da Premier Lig'e e katılabilir. Erik Ten Hag bize farklı ne söylüyor? Bir defa kadrosu çok revizyona uğruyor. En büyük şanssızlığı o. Ya Klop da belki Guardiola'nın oyuncu ama kadar kolay değil. Ama Ajax'tan çok kolay alabiliyorsunuz. Yıldızlaşan, parlayan oyuncuya Ajax çok yüksek maaşlar teklif etmiyor. Markete koymayı ve değerlendirmeyi tercih ediyor. Ten Hag'ın şanssızlığı o. Her sezon kadrosu ciddi revizyon. Birincisi. İkincisi de kulüp Guardiola olgun oyuncularla pekala oynayabilirken olgun oyuncular transfer edebilirken Ajax'ın transfer politikası genç oyuncu oynatmak ve genç oyuncu geliştirmek üzerine. Dolayısıyla Tanhak sürekli 21 21 yaşındaki çocuklara hayata dair ve oyuna dair temel bilgi enjeksiyonu yapmak durumunda kalıyor. Z jenerasyonuyla temas etmek, aynı dili konuşmak, onların kalplerini kazanmak. Oynattığın zaman sorun yok. Oynatmadığın zaman da onların yok olmamasına yardım etmek zorunda. Hagın başardıkları o yüzden kıyas yapmıyorum. Klopp'un Guardiola'nın üzerindedir demiyorum ama farklı diyorum. Klopp'un Guardiola'nın girmediği testlere giriyor. Bu farklılık da acaba bugüne kadar Ajax'ın başından ayrılmamasının sebebi olabilir mi? Sizin bu bahsettiğiniz bileşenlerine ayırdığınız süreci o da bunları görüp ya benim burada yaptığım iş bambaşka orası bambaşka buradaki başarı oraya taşıyabilir miyim endişesi olabilir mi? Olabilir. Şimdi Coutinho Liverpool'da çok iyi gidiyordu. Barcelona'dan fantastik über bir teklif geldi. Otuyo dedi ki ben kupa kazanmak istiyorum. Benzer bir şeyi e, Arsene Wenger'de Arsenal'da yaşamıştı. Fabregas ve Robin van, Robin van Persie ile. Dediler ki biz kupa kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar ligi kazanmak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Arsene Wenger Fabregas'a van Persie'ye dedi ki burada kalın. Zaten bir şey inşa ediyoruz. Biz kazanacağız o kupaları. Ve gitmese herhalde belki de kazanacaktı. Ben Arsene Wenger'in orada projeksiyonun yanlış olduğunu düşünmüyorum gerçekten de Fan Persleri, Fabregas'ları kaybetmeseydi peş peşe belki de kazanacaktı. Gittiler onlar. Fan Persler'in öbür sezon Manchester United'la Premier League şampiyonu oldu. İstediği oldu. Fabregas da Barcelona'da kazanmış. Ama Coutinho'ya bakıyorsun. Liverpool'dan ayrıldı. Liverpool oldu şampiyonlar şampiyonu. Üstelik Barcelona'yı da parça parça ederek. Dolayısıyla burada Erik Ten Hag da belki oyuncularına onu söylüyor. Diyor ki gideceklere gitmeyin. Biz bir şey inşa ediyoruz sizin gidip kazanacağız diye düşündüğünüz şeyleri biz burada kazanalım dediği için de ayrılamıyor olabilir. Nasıl tutabilirsin oyuncularını? Biz burada bir şey inşa ediyoruz. Biz burada bir şey kazanacağız gitmeyin. Onu dedikten sonra oyuncu kontrat yaptıktan sonra uzattıktan sonra sen gidersen ihanet etmiş olursun oyuncuna. Belki de o yüzden kalmış olabilir. Hani oyuncular öyle ikna ettiği için bazılarını. Ama hangi noktaya kadar kendi kariyerini feda edersin? Kaç yaşına kadar bunu denersin bilmiyorum. Delikten hakim belki sebeplerinden biri bu olabilir. İkincisi sizin söylediğiniz. Hani futbolcu gelişimine o kadar odaklandı ki bu hikaye belki onun esas mesleği oldu ve İngiltere Premier Ligi'ye gidip okyanusta yüzmek konusunda acaba endişe mi ediyor? İkin değil mi? Sizin kastettiniz buydu. Olgun oyuncularla çalışmakta. Çünkü genç oyuncularla çalışmanın zorlukları olduğu gibi kolaylıkları da var. Çünkü kodlanmaya çok açıklar. Bravo. Çünkü sıfırdan kodlayabiliyorsunuz onları. Yazılım aktarabiliyorsunuz. Ama olgun oyuncu aktarmak, Sadio Mane'ye Muhammed Salah bir şey öğretmek çok zor. Muhtemelen öğrenmeye biraz kapalılardır. Ama öbür tarafta işte Antony'e, o da yıldız ama bir şeyler geçirebilirsin, öğretebilirsin. işte. Neres'e öğretebilirsin. Perşur'sa öğretebilirsin. O da olabilir. Ten Hag'ın motivasyonu bu da olabilir ama taş yerinde ağır falan mı diyor acaba? Bunu başarırsa çok büyük iş başarmış olur. Ben gideceğini düşünüyorum Premier Lig'e bir noktada. Eğer gerçekten de ayakta kalırsa Hani bir Totti yapmış olur. Totti'nin Roma'da kalması çok büyük bir şeydi. Büyük takımlardan defalarca teklif aldı ve gitmedi. Antrenörlüğün Tottisi olur. Tenhak bunu yapabilirse. Şeyh o şu daire Yin Yang dairesini bilirsiniz değil mi? Aynen. Siyah ve beyaz iki parçadan oluşur e, ve bir daire oluşturur o figür. Ama siyahın içinde beyaz, beyazın içinde de siyah vardır. Yani bu dengeyi, evrensel dengeyi e, figür etmek için, nitelemek için e, bulunmuş bir şekil. Yani Varsayalım siyah işte e, kötü taraf, e, beyaz iyi taraf. Kötünün içinde de mutlaka iyilik, iyiliğin içinde de mutlaka kötülük vardır. Bu dengeyi kurmak vesaire vesaire. Ama aynı zamanda şunu söyler aynı öğreti. E, eğer bir taraf varsa iyi, kötü, aydınlık, karanlık hangi dengeden bahsediyorsak tam tersi de vardır. Yani pozitif varsa negatifi vardır, negatif varsa pozitifi vardır. Pep Guardiola'nın bu çerçevede mutlaka ikisinden birisi Pep Guardiola değil mi? Bu denge içerisinde. Var mı antitezi? E aslında Klopp'la Guardiola'nın yolları bir noktada ayrışıyor. Klopp çok hızlı hücuma çıkıyor. Savunma hücum geçiş konusunda rekortmen bir tek direktör. Hatta Guardiola bir noktada oyunculara demiş ki hatta onun galiba videosu sızmıştı oyuncularına diyor ki biz Liverpool kadar hızlı hücuma geçemeyiz. Ve geçmemiz de gerekmiyor. Zorlamayalım bunu. Evet. Yani biz aynı yoldan gitmek zorunda değiliz. Bizim yolumuz farklı. Klopp hücum savunma ve savunma hücum geçişlerini çabuk yapmayı ana fikir olarak, tema olarak benimsemiş bir tek direktör ve buradan çok büyük fark yarattı gerçekten. Başka bir yol yarattı, başka bir öğreti yarattı. Birçok genç tek direktör de klop olmak istiyor. Guardiola özellikle savunma hücum geçişini bu kadar hızlı yapma derdinde değil. Daha yavaş yapabiliriz. Gerektiğinde birinciden ikinci bölge, ikinciden üçüncü bölgeye 20'şer pasta gidebiliriz. Ama üçüncü bölgeye yerleştiğimizde dahi, rakip savunma yerleşine dahi çözüm üretebiliriz. Pep'in yolu o. Klopp hazır setlere karşı, yerleşik savunmalara karşı repertuarını çok fazla geliştirme yoluna gitmekten ziyade biz çabuk geçelim 3. bölgeye, rakibi eksik yakalayalım, hazırsız yakalayalım derdinde. Pep hazırlıklı savunmaları da atabiliriz. Setlerimizi her geçen gün geliştirebiliriz. Her gün yeni bir set koyabiliriz ortaya derdinde. Bielsa'nın kastettiği o. Guardiola'ya çalışıyorsun. Hücum setlerini. Ama o gün başka bir setle karşı çıkabiliyor. Başka bir şekilde seni tersi düşürebiliyor. Sanırım Bielsa'nın kastettiği o. Ama Klopp'a karşı savunma hücum geçişini, hızlı geçişi bir şekilde çözebilirsen diyor. Onu hep setle karşılarsan, hazır savunma setiyle karşılarsan çözme şansı, dekod etme, çözme şansın olabilir. Diyor. Kamyonu park edersen belki, tırı park edersen. Belki. Sanırım kastetti o. Doğru park edersen ama. Her park eden <laughs> başarılı olamıyor. Ama doğru park edersen. ...boşluk bırakmazsan bloklar arasında... ...akılcı durursun. ...herhalde onu kastediyor bir yansa. Peki hala bu akşamın diğer maçı... ...Benfica Ajax'ı konuştuk... ...Atletico Madrid Manchester United karşılaşması... ...marka gazetesi demiş ki... ...başlığında... ...Metropolitano'da hayaller için... ...iki oyuncunun fotoğrafını burada... ...Ranjik demiş ki... ha ...iki Portekizli'yi maçta taşımış... Evet. Joao Felix ve Ronaldo'yu değil mi? Evet soldaki Felix'in buradaki monitör çok kötü. Doğru. Ranyik'te Metropolitana'ya dikkat çekmiş zaten. Oradaki atmosferin zor olacağını, sert olacağını bizi belli ki kırmızı alıyla karşılamayacaklar. Orada biraz zorlanacağız demiş. Atletico geçen sezonun şampiyonu. Bir İngiliz takımı daha şampiyonla karşı ama tabii bu sezon işleri hiç iyi gitmiyor. Şampiyonlar gibi pozisyonunu bile alacakları şüpheli gelecek yıl için. Diego Simeone belki de Atletico Madrid kariyerinin en zor zamanlarını yaşıyor bu sezon. Çünkü çok iyi yaptıkları bir şeyi savunma prensiplerini çok iyi uygulamaya başladılar. Uygulayamamaya başladılar bu sezon. Savunmada ağır zarar vermeye başladılar. Ya da o oyun çözüldü mü? Onlar da bir kadro değişimine gitti. Çünkü uzun süre aynı deneyimli oyuncularla oynadılar. Sonra birden kadroyu genişleştirdi. Sonra geçen son şampiyon oldu. Geçen son şampiyonu çok saygı değerdi. Çünkü burada da defalarca andık ya bu kadro değişimini yapıyorsun. Ve hala aynı oyunu yeni oyunculara enjekte edebiliyorsun diye. Acaba onun zafiyetini bu yıl mı yaşadılar? Kadrodaki bu değişimi. Bu çerçeveden bakınca söylediğiniz daha mantıklı geliyor. Evet. Sanki öyle. O kadar kolay değil yani. Her oyuncunun yerini doldurmak kolay değil. Sanki bu kez dolduramadılar. Son 8 maçta sadece 3 galibiyetleri var. Çok formda da değiller. Kaptan Koke'de cezalı. Karasco ve Felipe ile beraber, savunmacı Felipe ile beraber Manchester United'da pırıl pırıl değil, kabul ediyorum ama Atletico'yu da çok kötü zamanda yakaladılar. O yüzden bu eşleşmenin ne olacağını kestirmek güç. Biraz ters dönmüş kaplumbağa gibi, zayıf karnı yukarıda kalmış gibi bir hali var Atletico Madrid'in. Aynen maalesef. öyle. Aynen öyle, haklısınız. Maalesef öyle bir görüntüsü var. Bu sezon hocanın işi kolay değil. Şimdi Uğur Bey bir başlığımız daha var. İtalya'dan Corriere dello Sport'tan geliyor. Bizim ligimizde. Birisi süperstar, öbürü de e, yine İtalyanların süperstarlarından, starlarından bir tanesi. Bizim ligimizde de starlar doğru gidiyor. Vincenzo Montella, öbürü de Mario Balotelli. Vin, e, hocasının, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın Balotelli'yi e, milli takıma hazırladığı, milli takıma göndereceği ve Balotelli için diye bir e, milli e, İtalya için bir milli takım e, başlığı atmış. Haksız da sayılmazlar. Haksız da sayılmaz ki öyle de oldu yani. Çünkü Montella gelmeden kısa bir süre önce Balotelli oyundan çıkarken bir tepki göstermiş Samet Ayva ve sonra da açıklama yapmıştı. Demişti ki beni 20 dakika oynatabilirsiniz ya da 60 ya da 90 fark etmez ama bana karşı dürüst olmalısınız artık. Ne kastettin? Tabii kendisi ve Samet Hoca biliyor. Yani bir orada bir sinerji eksikliği söz konusuydu Adana Demir Spor'da. Sinerji ya da belki idare konusunda bazı problemler. Vardı. Yaşandı. Hani sizin hep söylediğiniz bir şey var. Bir takım kuruyorsun. Bu takımı yönetmesi için getirdiğin isim de bu oyuncularla aynı yaklaşık düzeyde ya da üzerinde olmalı ki otomatik olarak saygı, sevgi ya da karşılıklı ilişkide o refleks oluşsun diye. Sanıyorum problem biraz orada oluştu. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Montella direkt gelir bulmalı. gelmez çözdü mesela. O iş kendiliğinden çözülmüş gibi göründü yani. Çünkü Balotelli'nin futbolcumda yaptıklarının daha fazlasını Montella <laughs> futbolcuken yapmıştı. Doğru. Ayrıca tek direktör olarak da Sevilla'sı var, Roma'sı var. Hiç fena değil. Balotelli de bunu biliyor. Balotelli de herkes de Vargas da evet. Bütün futbolcular da bunu biliyor. Burada da Montel diyor ki benim tavsiyeme ihtiyacı yok. Mancini'nin zaten Balotelli'yi tanıyor. Balotelli zaten İtalya'nın her zaman muhtemel santriforlarından biridir. Bu da bu açıklama demeni beni zihnimi Euro 2012'ye götürdü. Euro 2012'de ben de İtalya'yı birkaç kez yerinde izleme şansı buldum. Statta izleme şansı buldum. Ve bir gün şeyle konuştum, Prandelli ile o zamanki İtalya ile konuştum. Prandelli dedi ki bir yıldızımız Pirlo 35 yaşında falan da herhalde o zaman. Sonraki yıldızımız Balotelli 21-22 yaşında o zaman, 2012'de. Arada 15 yıl star oyuncu çıkaramamışız. Çok etkilemişti beni. İtalya böyle bir kurak bir dönem yaşamış futbolda ve 10 yıl, 15 yıl yıldız çıkaramamış. Ama Prandelli sonrası bunu çözdüler. Şu anda da e, her yaş grubundan iyi oyuncuları olan, e, iyi bir havuzu olan Roberto Mancini var. Belki de tek sorunlu bölgesi Santrifor. Orada immobile dışında e, alternatif olarak problem çözebilecek. Santrifor rotasyon çok güçlü değildi. Balotelli de muhtemelen göz ucuyla izlediği oyunculardan biriydi. Zaten kampa davet etti. O maçsız bir kamptı. Şu geçtiğimiz günlerde e, Avrupa dışındaki kıtaların milli maçları için ara verilmişti ya. O dönem bir kamp yaptı İtalya Milli Takımı. E. 2-3 günlük o kampa Balotelli'yi davet etti. Muhtemelen biz inşallah oynarız. Umarız biz oynarız. E, Portekiz'i geçeriz. Balotelli de umarız bize karşı oynar. Kaç? Mart. Mart'ın sonunda. Önce Portekiz oynayacağız Lisbon'da. Onları geçersek muhtemelen İtalya ile oynayacağız. Umarız o finali biz oynarız. Umarız Balotelli de bize karşı oynar. Andrea Pirlo demişken muazzam bir futbolculuk kariyeri. Gençliği ayrı, belli bir yaştan sonrası ayrı. Belli bir yaştan sonra kendisine daha uygun bir oyuna evrilebilen ve bunu bıraktığı güne kadar devam ettirebilen hakikaten zeki, becerili, ee, nasıl tarif ederiz bilmiyorum ama yani çıplak Hepsi. gözle televizyonda seyredip her türlü keyif veren, e, oyuna akıl katabilen, beceri katabilen. Beceri başka bir şey, akıl başka bir şey. İkisini de katabilen bir oyuncuydu. Teknik direktörlük macerası pek umulduğu gibi gitme. Şimdi otomatik olarak böyle sevdiğin, izlemekten keyif aldığın bir oyuncu istiyorsun ki hep başarılı olsun. Her elini attığı yerde başarılı olsun ama o başka bir şey herhalde değil mi? İkisi iki iş yani futbolculuk ve Evet, böyle. biraz da beklenmedik bir atamaydı. Pirlo ataması. Zamansız Zaman mıydı yani? Zamansız. Zaten U19'u çalıştıracaktı. Evet. U19 için açıklanmıştı ismi. U19 için ismi açıklandıktan 3-4 gün sonra Juventus A takımı tek direktörsüz kaldı. Ve bir anda alelacele ya biz vazgeçtik Pirlo'yu U19'a değil de A takıma geçirelim dediler. Artık Andrea Pirlo'nun mental hazırlığı o yöndemiydi. Juventus kulübünün organizasyonunun hazırlığı o yöndemiydi. Oyuncular nasıl karşıladı bu atamayı bilmiyorum ama iyi gitmedi Pirlo'nun işi. Belki de bu işler kademe kademe yapıldığında basamaklar birer birer çıkıldığında daha iyi oluyor. Dikkat ederseniz... Zidane çok çok büyük bir futbolcu. Ne kadar yıldız olsan da. Real Madrid tek direktör olacağını herkes biliyordu ama önce Real Madrid Castilla'yı çalıştırdı. Real Madrid Castilla'yı çalıştırdıktan sonra Ancelotti'nin yardımcılığını yaptıktan sonra Real Madrid A takımı tek direktöründe bence daha hazırdı ve 3 şampiyonlar şampiyonluğu üst bence boşuna almadı. Basamakları yavaş yavaş çıkanlar sanki bir tık daha daha başarılı oluyor. Öyle bir hissiyatım var. Söylediğiniz doğru çünkü bir de olaya şu açıdan bakmak lazım. Büyük camiaları. Yönetmek sadece teknik direktörlük değil. Her ne kadar profesyonel bir sportif direktörlük ya da onun üzerinde bir yönetim yapısı olsa dahi teknik direktör yine vizyonda, yine vitrinde özür dilerim. Dolayısıyla büyük camiyaları yönetmek oyuncu olduğu gibi değil. Kesin. Çok farklı bir iş, çok daha. Bu da çok önemli pencere. O söylediğiniz süreçte adım adım gidince de öğreniyorlar. Bu daha önemli mı? belki benim söylemden. Geçen de Ranyik Giggs Ted Lasso benzetmesi yapmışlardı evet, ya. Evet. O gün aklıma gelmemişti. Ted Lasso'yu basın toplantılarında bitiriyorlar biliyor musun? Ted Lasso Amerika'dan İngiltere'ye geliyor. Ted Lasso bir dizi. Amerika'dan İngiltere'ye gelen bir tek direktör. Basın Aslında çok akıllı bir adam. Basın toplantılarında bitiriyor derken şey değil mi? Kurgudan Gözde bahsediyorsunuz. Dizili. Evet evet. Ha, buyurun. Ted Lasso çok zeki, becerikli bir adam. Aslında Amerikan futbolundaki bilgilerini normal futbola, bildiğimiz futbola yansıtıyor. Oyuncularla ilişkileri çok iyi, çok zeki. Hazır cevap. Felsefi yönü güçlü. Ama her basın toplantısı çıktığında, o İngiliz gazetecinin karşısına çıktığında darmadağın ediyorlar onu. Çünkü dediğiniz gibi mesele sadece futbolcu yönetmek Tabii. değil, kamuyu yönetmek. Tabii. Ve kamu yönetmekte çok büyük güçlük çekiyor ilk sezon ve küme düşürüyor takımı. Çünkü bilmiyor. Çünkü bilmiyor. Ortamı bilmiyor. O takımı küme düşürüyor Tabii. ve mahvediyorlar küme düşürdüğü için. Belki de Manchester United futbolcular Rangnick ve ekibini Ted Lasso'ya benzetirken, özellikle bir numaralı yardımcısını Ted Lasso'ya benzetirken biraz onu da kastediyor olabilirler. Hani çünkü kamu yönetmek de bir mesele. Ve İngiliz futbol medyası da Ranyi'yi şu an parça parça ediyor. Geçen de sanırım söyledi. Rakibin bir tek direktörü var. Bizimse sportif direktörümüz var. Bizim tek direktörümüz yok dedi. Mesela Ranyi'yi ki bu kadar ağır eleştirebiliyor olmak da enteresan. Ve Ted Lasso benzetmesini de kolay kolay başka bir tek direktörü yapamazsın. Ama Ranyi'yi ekibine yapabiliyorsun. Bunu yapabiliyor olmaları da biraz bu kamuyu yönetme istidadıyla alakalı. Ne kadar cinyesi olursan ol. Evet. Kamuoyu yönetebilmek, taraftarı, gazeteyi, basını ya da kamuoyunu toplamda yönetebilmek başka. Bu da çok önemli yani. Bir bilgi kaynağı. Ya yani basın toplantıları önemsiz değil, çok önemli. Değil, doğru. Oraya çıkıp attığı bir söylediğiniz sözler bir hafta boyunca takımınızla ilgili yazacakları belirliyor. E siz iktisatçısınız. Amerikan Merkez Bankası Fed, Alan Greenspan'ı hatırlarsanız Fed Başkanı. E, benim o dönemi hatırladığım için söylüyorum. Literatüre açıklamayla beklentileri yönetmek diye bir şeyi soktu değil mi? Belki evet, daha önce de girmiştir. Ben Alan Greenspan dönemini çok iyi bildiğim için. beklentiyle e, şey e, Açıklamayla beklenti yönetimi. Yani ben bunu yapacağım diyor. O güne kadarki hareketleri, ya evet bu adam bunu yapacak, Alan Greenspan söylediyse yapar gibi ya da ya inanmıyorum, şundan inanmıyorum, bundan inanmıyorum, dünya kadar e, beklenti yönetimi diye bir şey altında, başlık altında piyasaları yönetmiştir. Kesinlikle. Hamle etmeden. Dolayısıyla açıklama hiç şey e, boş bir iş değildir yani. Yüzde yüz. Çok iyi bir benzetme. Var mı eklemek istediğiniz e, şampiyonlar ligi dün akşam bu akşam en son Atletico Madrid Manchester United dedik araya gideceğiz çünkü ondan sonra da istatistiklerimiz var. Tabii. Peki efendim. E, bir araya gidiyoruz şimdi aranın ardından da e, geride bıraktığımız Sportoto Süper Lig'de geride bıraktığımız haftanın istatistiklerine bakacağız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Hemen istatistiklerimizle başlıyoruz. İlk olarak ekranlarınıza 26. haftada en çok mesafe kat eden takımlar geliyor. Sportoto Süper Lig'de birinci sırada Medipol Başakşehir var. Gördüğünüz gibi 122.2 kilometreyle haftanın en çok koşan takımı Fraport Avantalia Spor 119.4 koştu ve ikinci sıraya yerleşti. 4 büyüklere bakıyoruz. Fenerbahçe 116.9'da 5. sırada. Fenerbahçe sezon boyunca zaten hep buralardaydı. Galatasaray 112.6 ile 14. Galatasaray'ın geçen hafta da konuşmuştuk ve hatta önceki hafta da konuşmuştuk. Yukarılardayken bu konuda biraz aşağıya indiğini. Beşiktaş ve Trabzonspor'da sezon başından beri çok fazla koşma gereği görmeyen takımlar. Trabzonspor zaten açık ara lider, şampiyonluğun en büyük adayı. Belki şampi hani şampi denir ya. Herhalde yanına y o'yu da ekledi diyebilir miyiz? Çok iddialı olmayalım Eklene. ama bir tek N harfi eksik kalmış gibi ama Beşiktaş'ın bunu yukarıya ciddi manada çekmesi gerektiği oyunun son 15 dakikalarında en fazla gol yiyen ekiplerden birisi olduğu istatistiğiyle de ispatlanmış durumda ama oraya bir yükleme belki de zaman mı bulamadılar bilmiyorum fiziksel yükleme konusunda Beşiktaş bu sene bayağı gerilerde kaldı. Trabzonspor'un tabii 20 takım içinde 20. olduğunda görmemiştik. Evet çok koşu mesafeleri konusunda tepede olmuyor. 16-17 oldu. Oluyordu ama 20 Genelde. olduğunu Onun sebebi Alanya Spor maçının çok erken kopması. 39'da. Ve iki takımın da aslında koşu mesafeleri konusunda normal genel geçer verilerin altına düşmesi. O yüzden Trabzonspor'un bu kat ettiği mesafe çok doğal. Yani 4-0 yapmış ilk yarıda artık kat ettiği mesafeye bakılacak bir hafta değil. Başakşehir Aykut Kocaman'ın da adını almak lazım burada. Sezon başından beri kat ettiği mesafe anlamında hep zirvelerde. İyi bir sezon hazırlık kampı geçirtti takımına. Fiziksel olarak çok iyi seviyede başlattı. Emre Belezoğlu'na fiziksel olarak iyi bir takım devretti. Emre Hoca da o seviyeyi korudu. Korumak da mesele tabii çünkü. Üzerine 4-5 ay falan geçti yani. Çok kısa süre değil. Başakşehir hep buralarda dolaşıyor. Nuri Şahin geldiğinden beri Antalya yukarı taşıdı. Ee, takviyeleri de katkı yapmaya başladı. Bu hafta hem Luis Adriano gol hesabını açtı. Hem Fernando süper katkısını sürdürüyor. Nuri Şahin efekt Antalya Spor'da kendi kendini göstermeye başladı diyebiliriz. Takım var mı eklemek istediğiniz oyuncu bazına geçeceğim. Tabii. Oyuncu bazında en çok mesafe kat eden isimler kimlermiş? Getson Fernandez ve Chiquinho. iki tane Yine. Portekiz'den gelen. Geçen hafta da varlar. Evet. Oyuncu yine ilk 6 içerisinde yer bulmuşlar kendilerini. Crespo'da değil mi? Hazır Portekiz'den gelenlerden bir yeni gelmedi ama. Yeni gelmedi ama evet. Ama Crespo zaten buralarda. Evet. Zaysı sanıyorum Tolga Ciğerci burada. Vetri zaman zaman yine girip çıkıyor bu liste. Zaysı mı ilk defa görüyoruz acaba? En çok Doğru, çok sık görmüyoruz. Oyuncular zaten 90 dakikaya tamamladığı maç sayısı az olduğu için. Doğru. <laughs> Doğru. Çok sık görmüyoruz. Tabii Jetson Fernandez öyle bir geldi ki Uğur Bey bir şeye bağlayalım. Jetson Fernandez mi Jetson Fernandes mi? Kesin... Aa, bilmiyorum arkadaşlarımız ona Ben Jetson diye biliyorum ama. Arkadaşlarımız onu milletleşmesine. Tamam. Siner. Kesinlikle Jetson diyorlar. Ben de bundan tamam. sonra aynen öyle devam ediyorum. Bazen ben de yanlış söylüyorum. Hani arkadaşlar düzelsinler. Mutabıkız. Ee, Jetson öyle bir rüzgarla geldik yani rüzgarından başımız döndü. Tamam iyi seviyede geleceğini tahmin ediyorduk. Galatasaray'a geldiğinde birkaç maç sonra hemen toparlamıştı ve sezonu çok yüksek viteste bitirmişti ama... Galatasaray'da en azından birkaç maç bir adaptasyon süreci olmuştu. Burada hiç olmadı. Yani burada uçakta hazırmış zaten. Uçaktan inip maç oynamaya hazırmış. Müthiş bir fiziksel seviyede geldi. Bir de geldiği kulüpte oynamıyor. Çünkü biz oynamayan oyuncu için hep müsabaka ritmi eksikliği var. Toparlanması evet. zaman alır diye bir ezberimiz var. Demek ki bu ezberimiz yanlış. Demek ki yanlış. Çok haklısınız. Böyle söylediği zaman bir spor yorumlusu biz de dahil Aklımıza Jasson Fernandes'i getirmemiz lazım. al, müsabaka ritmi falan yok adamın ama hazır geldi. Kendilerini hazır tutabiliyorlar. hazır demek. Çünkü iyi antrenman yapıyorlar. Benfica iyi antrenman yapıyor. Belli ki oradan gelen oyuncu da çatır çatır her hafta yaklaşık 13 kilometre mesafe kat edip ligin bir numarası oluyor. Bir de sadece kat ettiği mesafe değil. Diğer istatistiklerde hep zirvede işte pas yeni geldi. sahipsiz top kazanma. Bu hafta oynamadı da Pizzi de yeni geldi. Şey bu en son maçta. Geçen hafta vardı burada. Geçen hafta buradaydı. Geçen hafta vardı. Aynen öyle. Chiquinho öyle Portekiz'den yeni gelen bir oyuncu. Hadi Pizzi oynayarak kısmen Jetson neredeyse hiç oynamayarak Doğru. geldi. O yüzden Jetson'un istatisi hem şaşırtıcı hem etkileyici. Oynamayan bir oyuncu 6 ayda 3 maça 4 maça çıkmış. O da 3'er 4'er dakika. Ya hiç mi demoralize olmazsın? Hiç mi antrenmanda biraz koşu ritmi bozulmaz değil mi? Bizde çok yaygındır çünkü. Morali bozuk, iyi antrenman yapmıyor. Mesela bizim tek direktörlerimizin çok sıkça kullandığı bir ifade vardır. Bu hafta antrenmanlarda çok iyiydi falan oyuncu. Ya kötü olma şansı yok antrenmanlarda. Herkesin aynı seviyede antrenmanı yapması lazım. Jetson bak bunun ispatı. Birisinin küsmesi gerekiyorsa Jetson küserdi. Ben oynatmıyorlar. 3 dakika 5 dakika veriyorlar adama. Küsmemiş bak. Herkes kadar antrenman yapmış. Gelmiş en üst seviyede Rize Spor'da oynuyor. Demek ki bizim tek direktörlerimiz artık şunu oyuncularını hatırlatacaklar. Kötü antrenman yapmak diye bir şey yok. Öyle bir şansın yok. Bak Jetson'a. Benfica'da mutlu muydu? Mutsuzdu. Ama iyi antrenman yapmış. Her zaman söylediğiniz sözlerden bir tanesi. Futbol hafta içi kurgulanan, hafta sonu oynanan bir oyun. Kurgulayabilmek için böyle hazır oyunculara ihtiyacınız var. Böyle hazır oyuncuları bulabilmek için de doğru düzgün antrenman yapmanız gerekiyor. Demek ki olabiliyormuş. En çok merak ettiğim şey burada yayın dışında da defalarca konuştuk. Hani zaman zaman sizin arkadaşlarınız, bağlantılarınız var. Keşke bir imkanımız olsa da yerinde izleyebilsek ne yapıyorlar diye. Nasıl yapıyorlar diye ama şimdi adamdan da o niye paylaşsın değil mi bir yandan da? Bazen de staj için müsaade ediyorlar. Yani Öyle genç bir durum var. Yani. Zorlasa ya yani ben antrenmanımda fark yaratıyorum. Oynatmadığım oyuncu bile hazır. Bak senin liginde 90 dakika çatır çatır top oynuyor. 12.8 kilometre koşuyor. Ben niye paylaşayım bu know Niye sana bilgi vereyim de diyebilir yani. Emre Belezoğlu Sarı'nın yanına gidiyordu işte bu yüzden. Birkaç gün kalmıştı. Sonra Rusya'dan bir teklif geldi. Sonra Başakşehir işi oldu gidemedi. Sarı'nın yanına bu sebeple gidecekti. Antrenmanları izlemek, know paylaşmak yine sizden alıntı yapalım. Bu bir bilim, antrenman bilimi. Sonuçta atla deve bir şey de değil, gökten zembille denmiyor. Oturup çalışırsa herkes doğruyu bulabilir değil mi? Ya işte Pep Linders dersi adam var Liverpool'da. Artık kamuoyu daha çok tanıyor. Çünkü geçenlerde Bravo. klop Klopp Covid olunca ilk defa sağ kenarında kamuoyu onu gördü. Pep dersin görevi antrenman geliştirmek. Liverpool'daki görevi. Çünkü futbolcular sürekli antrenman, aynı antrenmanı yapmaktan sıkılıyor aynı antrenmanı yapmaktan sıkıldıkları gibi gelişimleri de yavaşlıyor. Şöyle düşünün. E, her gün 80 tur yüzüyorsunuz ama onun dışında da başka türlü bir antrenman yapmıyorsunuz. Bir noktadan sonra belli kasların gelişini belli kasların gelişmeni göreceksiniz vücutta. Bunun gibi futbolda da antrenman biçimlerini zaten bu yüzden de değiştirmeniz lazım. Antrenman metotlarını, antrenman çeşitliliğini. Peplin dersin görevi bu. Hem daha eğlenceli antrenmanlar yaratmak hem de futbolcunun başka özelliklerini geliştirebilecek antrenmanlar yani. Sakatlıkları da azaltmak değil mi aynı zamanda? Sakatlıkları da azaltmak. Şimdi Rondo 5'e 2 çok meşhur işte. Hatta Fatih Terim hep sürekli Rondo yaptırıyor sporcuya. 5 5'e 2 oynuyorlar diye kamuoyunda öyle bir eleştiri vardı. Şimdi Liverpool'da yapıyor Rondo. Ama kenarlara şey koymuşlar. Cam paravan koymuşlar. Cam paravan koyma sebepleri, 5'e 2'de cam paravan koyma sebepleri. Cam paravanı da kullanıyor oyuncular. Çalım atmak için falan. Hem biraz daha eğlenceli oluyor. Daha fazla alay konusu mesele çıkıyor. <laughs> Hem de yaratıcılıkları gelişiyor. Çünkü futbolda 5'e 2 oynarken o kadar geniş alanın yok ki dar alanda yapacaksın bunu. Peplin ders bunu düşünmüş. Ya sağ içinde zaten bu kadar geniş alanda oynamıyorsun 5'e 2. Sağ içinde dar alanda oynuyorsun. O yüzden Can Paravan koymuşlar futbolcunun biraz yaratıcılığını geliştirmek için. Çok eğlenceli olmaya başlamış. Düşünmeden karar verebilmeleri için. Çünkü evet. o alanda oynamaya alıştığın anda hemen tak kasa hafızası onu alacak ve düşünmeden çok daha hızlı harekete reaksiyon verebileceksin. Harekete Şimdi bu Luis Diaz aldı. Konu konuyu açıyor. Çok uzatıyor ama. E, Luis Diaz aldı Liverpool malum. Güney Amerikalı oyuncu. Çok da iyi başladı. Bu hafta gol attı. Mesela Güney Amerikalı oyuncularla Klopp'a ilgili Klopp'a sordukları zaman ya Avrupa'da çok daha iyi değil mi antrenman metotları? Avrupalı futbolcular daha iyi hazırlanmıyor mu? Onun yanıtını ne biliyor musun? Ya Avrupa'da artık sokakta çocuklar top oynamıyor. Halbuki sokakta oynamak sizin başka meziyetleriniz gelişiyor. Orada sokakta oynuyorsunuz, kenarda bir araba var. O arabaya çarptırmamaya çalışıyorsunuz mesela. İşte e, sahalar nizami değil, sokakta oynadığınız zaman bir taraftar bir taraf geniş. Hayal gücünüz geliştiriyor. Daha dar bölgelere giriyorsunuz, dar bölgelerde çözüm üretme kabiliyetiniz gelişiyor. Şimdi çocukluktan itibaren nizami sahalarda oynayan futbolcunun bu özellikleri gelişmiyor. Sokakta oynayan hayal gücü daha fazla gelişiyor. Zorluklara çözüm üretme becerisi daha fazla gelişiyor. Bakınız Johan Cruyff. Aynen öyle. İşte bunda çok da güzel anlatır bu durumu. İşte Güney Amerikalı futbolcular da Avrupa'ya geldiklerinde bakıyorsun Avrupalıların hiçbir çalım denemiyor. Güney Amerikalılar deniyor. Artık Avrupalılar çalım çalım denemiyor çünkü top kaybetmek istemiyor. Maç sonu istatistikleri 90 pas girişimi 90 isabet olsun istiyorlar. Çünkü çalım denerse top kaybedecek. Bu riski almıyor ama Güney Amerikalılar alıyor. Çünkü sokaktan gelmişler. Bakınız bile verdik programda. Geçiyoruz bir sonraki <gülüyor> sayfaya. <gülüyor> Bir sonraki sayfamız 26. haftanın enleri değerli izleyenler. Doğru sayfada mıyım? Bakayım. Evet. Haftanın 26. haftanın en çok şut çeken iki oyuncusu Serdar Dursun ve Tiam olmuş. Altışar şutla. En çok kurtarış yapan kaleciler. İki tane de penaltı çıkardı bu hafta Günay Güvenç. Evet. Gaziantep Kalesi'nde. Alt ayda da Mateus Lis. 7 ee, kurtarışı yaptı. En çok hava tapu kazanan oyuncu Victor Nelson. Şimdi Değerli izleyenler, Victor Nelson Türkiye'ye geldiğinden beri Uğur Melker'e şöyle bir espri yapmaya hazırlanıyoruz. Ee, Victor Muzaffer demek ya. Yani. <laughs> ben karışmak yani. istemiyorum. Muzaffer. O beni yani, katma. Bu maçtan sonra perdeyi Victor Nelson açtığı için bir gazetede Muzaffer başlığı atılır mı diye bekledim açıkçası ama hiç kimse o açıdan bakmamış. Tabii oyunun da çok iyi olmaması münasebetiyle biz de ertesi gün pek fazla konuşma şansı bulamadık ama burada tek başına listeye girdiği için hani böyle bir başlık atılabilirmiş. Muzafferdir abi. Muzaffer diye. <laughs> en çok ikili mücadele kazanan oyuncular maçtan sonra bütün başlıkları ele geçiren genç kardeşimiz hak ederek ele geçiren genç kardeşimiz Arda Güler ve Crespo en çok haftanın en çok ikili mücadele kazanan oyuncuları oldu. En çok isabette pas yapan oyuncu da yeni transferlerden Fernando 105 kez. İsabetli pas yapmayı başladı. Direkt başlayayım. etki yaptı Fernando. Evet. Luis Adriano'yla daha önce beraber oynamışlar. Luis Adriano asist golü de attı. Spor devre arasında gerçekten devre arası transfer nasıl yapılır dersi. Luis Adriano, Fernando ikilisi. Arda Güler yani hani birçok istatistikte zirvede olmasını beklersin de en çok ikili mücadele kazanan oyuncu istatistiğinde Süper Lig'in en iyi olmasını beklemezsin. Bugün nerede? 17 yaşına girecek galiba. Daha girmedi. bir iki gün içinde. E, öyleydi e, Hala yani. 16 yaşında. 16 yaşında bir çocuğun Süper Lig'deki sahaya çıkan işte her maçta 30 oyuncu ortalama sahaya çıkıyor desen 300 futbolcu içinde kabaca birinci olması ikili mücadele kazanmada 16 yaşında bir çocuğum, akıl almaz. Lig'de mi bir sorun var? Arda mı çok ekstra iş yaptı? Muhtemelen Arda çok ekstra bir iş yaptı yeni kuşak, yeni jenerasyon, o yaş grubu bu tip mental olgunluğu bizden en azından ben kendimle kıyaslıyorum. Bizden çok daha iyi noktada karşılıyorlar, sırtlayabiliyorlar. Buna rağmen Arda'nın yaptığı iş yani Fenerbahçe'den mi bahsediyorsun? Sportoto Süper Lig'den mi bahsediyorsun? Ne alması kolay bir sorumluluk? Ne de ayağın titremeden oynamak yapılacak kolay bir şey. Ne de bu kadar şeyden sonra bütün hangi sayfayı açsan, hangi internet sitesine girsen Arda'dan bahsediliyor. Ya de bundan sonra soğukkanlığı korumak. Bunlar çok tecrübeli bir insan için bile kolay Kesinlikle. işler değil. Tebrik edelim hakikaten kardeşimizi. Yürüdüğü yol doğru yol. Bizim en azından bilgimiz, görgümüz, birikimimiz doğrultusunda naçizane söyleyebiliriz. Yürüdüğü yol doğru yol. Aynen böyle devam ederse çok çok daha iyi bir noktaya gelmesi de kaçınılmaz. Ve onun üzerinde diğer genç kardeşlerimiz Kesinlikle. Içinde. Şimdi bu en çok ikili mücadele kazanan iki oyuncunun Arda ve Crespo'nun ikili mücadele kazanma biçimlerinin farklı olduğunu da altı çizmek lazım. Crespo daha temaslı oynuyor. Arda'nın ise sezgileri güçlü. Zaten... Penaltı kazandırdığı pozisyonda dikkat edin. Sağda topu kazandı, orta yaptı doğru. ya. Orada oyuncunun arkasında pasın nereye gideceğini hesap ediyor. Sağa doğru hamle yapıyor. Çok güçlü bir Sezgili. O topu kazanıyor. O top da penaltıya dönüşüyor. Arda neredeyse formasını kirletmeden bence maçı bitirdi. Çünkü gerek duymuyor. Ayakta kalarak top kazanabiliyor. Mesela Kim Minca'nın de oyunu çok takdir ediyorum. Çok yerde müdahale ihtiyaç duymuyor. Ben yerde müdahale tabii ki İyi yapan Stoper'e de saygı duyuyorum ama yerde müdahale yapmaya ihtiyaç duymayan Stoper'e daha çok saygı duyuyorum. Ayakta doğru. kalan Stoper'e daha çok saygı duyuyorum. Kim Minje'nin de özelliği o. Arda da ayakta kalarak sezgileriyle bu kadar topu kazandı. Ee, çok temaslı oynamıyor. Burada Rossi'ye bir ders var. Rossi Arda'dan büyük ama olsun. Hayat e, her yaşta öğrenebilirsin. Öğrenmeye açık olmalısın. Burada Rossi'ye bir ders var. Mesela Rossi de çok temassız oynuyor rahatsız edici düzeye temassız oynuyor. Yani bazen ben hayretler içinde izliyorum. Bu adam nasıl bu yaşa kadar gelmiş? Hiç rakibe temas etmeden diye. Üstüne bir oyuncu topa koştuğu zaman bırakıyor. Akıl almaz bir şekilde evet yani vazgeçiyor yani ko kovalamak. Nasıl diyelim yani basketbolda bile temas var biraz. Ama Tabii yani basketbol oynar oluyor. gibi oynuyor. Hani basketbolda çünkü temasa daha kapalı spor ya daha fazla faul çalınır. Basketbol oynar gibi oynuyor Rossi. Arda'ya biraz baksın bak Arda'ya çok temas etmeden çok top kazanıyor. Beceriyor yani çok temas etmiyor. ama Rossi'nin biraz Arda'ya bakması lazım. Bir sonraki sayfamıza geçelim mi? Lütfen. Golle biten hücumda yer alma. Vargas geçen hafta birinci miydi burada? Ee... Vişça yine ele geçirmiş. Yoksa Viş... Olabilir. Vargas Vişça birinciydi galiba. bu hafta galiba. gol atmadı ama golle biten hücumdan içinde yer almış olabilir. Sonuçta Vişça birinci sırada. Matyas Vargas toplamda 24. Bir kere daha açıklayalım. Sadece asisten bahsetmiyoruz. Sadece golden gol asist toplamından değil. Atıyorum işte Balotelli attı. Vargas asistin pasını verdiyse yine burada o golün içerisinde oluşumunda yer aldığı için. Listemiz zaten çok fazla değişmiyor bu liste. Vakayeme burada. Umut Bozok son zamanda yaptığı, son haftalarda yaptığı atakla biraz daha yukarıya çıktı. Gradel yine burada. Cornelius burada. Trabzon ileri üçlüsü, idealleri üçlüsü bu. Sağçı, Vişça, Sol Vakayeme, Santrforu, Cornelius. Toplamda 68 golün içinde bulunmuşlar. Tabi ortak içinde bulundukları gol de olabilir ayrıca. 68 tabii. ayrı ayrı olmak zorunda değil. Toplamda 68 golün içinde bulunmuşlar. Bir takımın ileri üçlüsünün. 26. hafta itibariyle 68 golün içinde bulunması muazzam. Muazzam. Eşi benzeri herhalde yoktur. Ama tabii bu istatistik çok uzun yıllardır tutulmuyor. O yüzden de rekor mudur değil midir? Hepsi rekor oluyor. Ama kaç yıldır tutuluyor ki? Sadece şu bir belki göstergedir. Az önce söylediğiniz gibi 3 tane oyuncusu var. İnanılmaz üç bir şey. tane hücum oyuncusu üç. var. Bakasetas muhtemelen ilk 10'da. Muhtemelen. Muhtemelen ilk 10'da 4 oyuncusu var yani ilk 10'da. Ve o da bu kadar açık ara lider olmalarını zaten açıklıyor. Evet. Gol beklentisiyle attığı gol arasındaki fark gelecek şimdi. Ancak bu fark en büyük takımlara bakacağız gol beklentisi Galatasaray'da 45.68'miş. Attığı gol ise 33 yani 12.6, 12.7 hatta daha az gol bulmuş. GZT Giresunspor 10.3 oluşturduğu gol beklentisiyle attığı gol arasında 10.3'lük fark var. Çaykur Rizespor 9.9 fark var. Hatta neredeyse 10 da diyebiliriz ona. Göztepe'nin 9.5, Beşiktaş'ın da 7.1 gol beklentisiyle attığı gol arasındaki fark. Evet bundan dün bahsetmiştik. Dün bahsedince Tolga Sağosu bugün alalım demiş. Galatasaray Giresunsporu Sporu Rize'yi göster bir dün söylemiştik. Beşte söylememiştik. Beşiktaş da ilk beşteymiş. Ee, yani pozisyon ürettiği pozisyon kadar tabelaya yazamayan takımlar. Göztepe zaten bu anlamda çok dikkat çekiyor. Oyununu puan tablosuna yansıtamıyor. Yani şimdi Göztepe'nin hala küme düşme korkusunun olması üzücü. Çünkü oynadıkları oyun onu hak etmiyor. Giresun spor, İkinci yarının başlangıcıyla beraber biraz daha Çikinyo'nun katılımıyla beraber biraz daha verimli hücum etmeye başladı ama ilk yarı çok ligin ilk yarısı çok verimsizlerdi. Ee, Rize Spor'da ligin güçlük yaşayan takımlarından bir tanesi. Tek direktörüyle yolları ayırdı. Onlar da 10 on fazla atmaları lazımmış. Normalde 22 golde atamamışlar. Galatasaray bu tabloda zirvede. Santriforları kötü mü? Değil. Gomis kötü santrfor formu Asla değil. Mustafa Muhammed kötü santrfor formu Asla değil. ne kötü santrfor formuydu Asla değil. Halil şu anda biraz formsuz. O da kötü santrfor değil. Hayır, formlarının da iyi olduğu halde. Neden beklentiden 12 az gol atmış olabilirsin? Bence benim bunu açıklamam. Eee, çift santrfor daha fazla maçta oynayabilirdi Galatasaray sezon başından beri. Bir türlü onu yapmadı. Baskı yaptığı bölümlerde bakıyorsun Galatasaray'ın ceza alanı daha çok indirdiği bölümlerde orada mesela çift santrifü olmasına fayda vardı. Ee, bu hafta Gomis girdikten sonra görüyorsun Galatasaray daha fazla hücum verimliliğini artırıyor. <laughs> bu hissesi düşürmek için Dominik Toyen daha fazla Gomis kullanmak durumunda. Daha fazla Gomis, daha fazla o <laughs> daha fazla Emre Kılınç. Herhalde gelecek haftalarda öyle yapacaktır. Beşiktaş'ın da 18 topunun direkten döndüğünü o da acayip bir En ses. çok galiba en çok değil mi? En çok topu direkten dönen takım bu sezon Beşiktaş 18. kez. Hem o var şanssızlık hem de Larin ve Batshuayi'nin form, form daha iyi olmaları evet. lazım. Daha çok atmaları lazımdı. O da net. Bir sonraki sayfamız attığı gol ile yani bunun tam tersi. Attığı gol ile gol beklentisi farkı en yüksek takımlar. Yani ürettiğinden daha fazlasını bulan takımlar. Burada Yukatel Kayseri Spor 32.3 gol beklentisi oluştururken 38 gol atmış ki en büyük farkı da Yukatel Kayseri Spor yakalamış 5.7 ile. Trabzonspor hep konuşuyoruz zaten attı, ürettiğinden daha fazlasını attı diye. İttifak Holding Konya Spor artı 3 yapmış. Adana Demirspor artı 2.2 yapmış. Adana Demir harika bir santrforu var. Harika iki santrforu var. Ason Balonga ve Balotelli. Onların artı yapması doğal. Trabzonspor'un harika bir santrforu var. Bir de yoktan var eden Bakasetas gibi, Vakayeme gibi sihirbazları var. Onların gol beklentisini aşmaları normal. Kayseri Sporlu Tiam ligin en yüksek gücün performanslarından birini gösterdi. Farkın yaratılmasına başrol. Konya'nın santrforları aslında çok iyi performans göstermediler. Çikaleşi iyi oynuyor ama istatistik olarak ne Çikaleşi ne Ahmet Hasan. Zaman zaman santrfor oynayan ne Rahmanovic. Hani iyi istatistiklere ulaşamadılar. Konya'nın burada olmasının sebebi diğerlerinden farklı. Kayseri, Trabzon daha demirden farklı. Bir önceki sayfamızda yani ürettiği gol beklentisiyle attığı gol arasındaki farkın açık olduğu takımda Galatasaray konuşurken Domenek Tore'nin tercihleriyle alakalı e, düşüncelerinizi aktardınız. Onunla alakalı bir grafiğimiz var şimdi sırada. Gelsin efendim ekranlara Domenek Tore'nin dönemi Galatasaray nasıl daha iyi noktaya getirilebilir? Az önce bir giriş yaptınız konuyla alakalı isterseniz ayrıntılarıyla bakalım burada. Şimdi Dominic Torrent geldiğinde yarattığı beklenti neydi? İşte Amerika'dayken verdiği 23 dakikalık röportaj birçok yerde haber oldu. Guardiola ile biz aslında dünyaya aynı pencereden bakıyoruz. Guardiola tabii ki erişilmez, ulaşılmaz birisi. Ama ben de 12 yıl onunla çalıştığım için futbolun sorduğu sorulara verdiğimiz yanıtlar aynı demişti. Peki Dominic Torrent ile Guardiola'nın futbolun sorduğu sorulara verdiği yanıtlar aynıysa isabetli pasta Torrent döneminde Galatasaray'ın nerede olmasını beklersin? Hani ligin yaz zirvesinde ya da ilk 3'te 4'te olmasını beklersin. 9. İsabetli pas ortalaması 6 maçta 342 ve 9. Dün ifade etmeye çalıştım buydu. Yani Guardiola'ya maçları izletmesin derken kastettiğim buydu. Guardiola'nın adını falan da almasın. Çünkü Galatasaray özellikle İzmir'de Manchester City'ye veya Torrent'in daha önce sözlü olarak dile getirdiklerine hiç benzemeyen bir top oynadı uzun metracı santrifora şişir. Orada bir kaos yaratmaya çalış. Dün de bu sözleriniz üzerine şu soruyu sormuştum. Belki hatırlatmakta fayda var. Acaba hocanın takım kadrosu, hocanın bu oynatmak istediği oyunu oynamaya hiç müsait değil mi diye. Kısaca belki oradan da hatırlatarak devam edebiliriz. Tabii ki bunun yanıtını yüzde yüz bilmek mümkün değil ama benim subjektif fikrim eldeki oyunculardan da henüz en ideal 11 seçilip sahaya çıkarılmış değil. Yani bir gün Orta sahada Berkan Taylansız, Pulgar Çikaldavlu bir Galatasaray görürsek. Aynı anda Gomis de en uçta olursa. Aynı anda Emre Kılınç gibi form durumu yüksek kaliteli oyuncular sahada olursa. Belki o zaman daha iyi cevap verebiliriz buna. Hala yapamıyorsa Galatasaray. Evet belki tekrar Mesela değerlendiririz. Mi? Ama bir Pulgar'ı, Çikaldavlu'yu, Emre'yi, Gomis'i aynı anda 90 dakika sahada göremedik ki. Bir görmek lazım. Sanki Galatasaray eldeki malzemeden de henüz en ideal 11'i sahaya koymadı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavya Prag iyi bir örnek teşkil edecek şu anlamda. Yetenek, beceri, kalite hepsi tartışılır. Ancak oynadıkları oyun bir bütünü, anlaşılmış bir sistem ve bir bütünü oyuncular değişse bile, rotasyona gidilse bile büyük bir taktik disipliniyle, büyük bir fizik kondisyon disipliniyle takır takır sahaya yansıtıyorlar. Çoğunlukla söylemek istediğimiz şey bu. Bir planın varsa o planı hayata geçirebilirsin. İlle kaliteyle açıklayamazsın her şeyi. Ama zaman Torrent'in tabii ki zamana ihtiyacı Mutlaka. var. Zaman dar ama kısa sürede analiz yapabilmek için de bir, bir de doğru oyuncuları bir görmek lazım. Onun oyununa, onun hayal ettiği, Guardiola ile beraber hayal ettikleri oyuna uygun 11'le de sanki henüz çıkmadı. Peki o zaman e, grafiklerimizi tamamladık değil mi? Sevgili Tolga, o zaman neyle devam ediyoruz şimdi? Peki Fanatik Gazetesi'ne geçelim. Fanatik Gazetesi'nden ekranlarınıza gelecek olan başlık Galatasaray'a geçiyoruz efendim. Aslan Kral Gomis geldi, kral oldu, gitti para kazandırdı, döndü en kritik zamanda galibiyet hasretini bitirdi. O bir golcüden daha fazlası. Gittiği gün söylemiştim ben onu çok iyi hatırlıyorum. Gomis'ten sonra 3,5 yıl boyunca golcü hasreti çeken Galatasaray kendisinin boşluğunu yine Gomis'le doldurdu. Göztepe karşısında en stresli anlarda topun başına geçtiği iki penaltıyı da gole çeviren 36 yaşındaki Yıldız tüm takımın havasını değiştirdi. Bunun böyle olacağı çok açıktı. Naçiz fikrimi bir kez daha Şu, dile getirdim. Şu e, yuvarlak içinde bakın 45 milyon euro harcadılar diyor. Orası önemli bir bilgi değil mi? Galatasaray Gomis'i sattıktan sonra Cagne, Falcao, Andone, Muhammed, Halil ve Mitroğlu'na maaşları ve bonservisleriyle birlikte 45 milyon euro civarında harcama yaptı. Ama aradığını yine Gomis'te buldu. Yani Gomis'in boşluğunu dolduramadığı gibi 45 milyon euro da fazla para verdi. Gomis o zaman giderken ne kadar ekstra istemişti? 2 milyon euro muydu? Ben o bilgiyi aldım. Bunu da ilk defa burada madem sordunuz. İlk defa burada söyleyeceğim. Çünkü onunla ilgili çeşitli tevatür vardı. 5 istedi, 7 istedi filan diye gazetenin iddiaları vardı. Ben o bilgiyi aldım. Buyur. O bilgi şöyle. Takımda en çok kazanan oyuncu olmak istemiş. Ve o sırada Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncu Muslera'ymış. 4,5 milyon euroymuş bu Net bilgi bu. Gomis gidip Galatasaray yönetimine ben 30 gol attım. Takımın santrforuyum, yıldızıyım. Takımında en çok kazanan oyuncusu olmak istiyorum demiş. Bu sahih net bilgi. Doğru bilgi bu. Yani 4,5'den fazla almak istemiş. Artık belki de 4-750 teklif vesaire mesela onu tatmin edebilirdi. Ee, bu peki ayıp mıdır bu şekilde talep etmek? Hayır. Bilmiyorum. Dünyada yüzlerce, binlerce örneği vardır. Tabii. Bu tarz ekstra performans gösteren oyuncuların kontratları uzatılır, yenilenir. Bak size çok fantastik bir şey söyleyeyim hatta daha fazlasını. Buyurun. Hokey liginde Amerika'da ben o zaman Amerika'daydım. Muhteşem performans gösteriyor oyuncu. Ligi domine ediyor, mahvediyor. Fakat maaş sınırı var. Salary cap malum basketbolda NBA'de olduğu gibi hokey liginde de var. Oyuncuya verebilecekleri bir üst sınırı var maaş sınırı. Ve oyuncunun daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorlar. Ne yaptılar biliyor musun? 10 yıl uzattılar kontratını. Ve adamın yaşı 30 küsür 40 küsür yaşına hokey oynayamayacağı belli. 10 yıl uzattılar kontratını. Böylece totalde bir para banka hesabına yatacak. O ödemeleri biraz daha erken yapmak suretiyle oyuncunun hak ettiği parayı öyle ödeme yoluna gittiler. Formülü buldular yani. Formülü buldular. Şimdi bizim Türkiye kamuoyunda iddia ediyor ki çok para istedi, çok para istedi. başkası da isterse olur mu? Ya ilk defa senin başına gelmiyor ki dünyada bu. Bir defa yüksek performans gösteren oyuncu ekstra yani çok ekstra performans gösterse dünyanın her yerinde gelip kontrat iyileştirmesi istiyor. E, ya da 45 milyon euro harcıyorsun. Ya da 45 Beş, milyon euro harcıyorsun. Sonra tekrar geri alıyorsun. Hala alıyoruz. Gomis'i suçlu var bu konuda. Hayır Gomis suçlu değil. Değil elbette değil. Değil kesinlikle değil ve ya, yaptığı talebi de ben net olarak öğrendim. Takımın en çok kazanan oyuncusu olmak istemiş. 4,5 alıyormuş o sırada Muslera. Herhalde 4-600, 4-700 falan verselerdi anlaşacaklardı. O dönem 6 yazıldı, 7 yazıldı, 8 evet. yazıldı. Çünkü Türkiye medyası böyledir biliyoruz. Biraz işte tabii şeyi yani oyuncu yanaşmıyor aslında. Oyuncu çok aşırı istiyor. Yoksa kalacak yapacaklı yönetim vesaire falan biraz herhalde o mesaj verildi kamuoyuna. Bir de diyorlar ki mesela şöyle bir iddia var. Gomis maaş artısı isteyince başka oyuncular da istedi. Ya başka oyuncu hangi hakla istiyor? Hangi hakla yani? Bir de böyle bir yalan uydurulmuş. E, tamam da Gomis 32 tane vesaire gol atmış. Çok ekstra performans göstermiş. Şampiyon yapmış seni. Sen de gelen oyuncu herhalde şunu diyebilirsin yani. Sen bu bu kadar ekstra performans gösterdin mi kardeşim? Senin kontratla iyileştirmeye gidelim. Ha gösterdiysen gideriz. Ama öyle bir durumda yok. Muhtemelen onu da manipüle ediyorlar. Gomis'i o günden beri karalıyorlar. Dört yıldır Türkiye medyası Gomis'i karalıyor. Ne oldu da şimdi Gomis iyi insan oldu tekrar? Artık son dakikalarımıza giriyoruz. Ee, Uğur Bey Beşiktaş'a ve Akşam Gazetesi'ne geçeceğim. Ha, peki sabah gazetesine. Bu akşamın ki hani anons ettiğimiz için söylüyorum. Batu defteri kapandı. Transferle ilgili bir haber. Hemen hızlıca okuyayım başını. Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Belçikalı forvet sezon sonunda Chelsea'ye dönecek. İngiliz ekibi ise onu tekrar kiralamayıp satma kararı aldı. Chelsea 10 milyon euro civarında bir bonservisle onu elden çıkarmayı planlıyormuş. Beşiktaş için de bu rakam yüksek. Beşiktaş bu parayı yüksek görüyor demiş. Ve sabah gazetesi Kartal'ın gözü Halil'de. Beşiktaş Galatasaray'da mutsuz olan 22 yaşındaki golcüyü transfer listesine dahil etti. Genç futbolcu Halil Dervişoğlu'ndan bahsediyor. Genç futbolcunun satın alma önceliği kiralık olarak oynadığı Galatasaray'a ait siyah beyazlılar ezeli rakiplerinin tavrına göre sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmak için hamle yapmayı planlıyormuş. Bir iddiada ben ekleyeyim. Dün gördüm. Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için Sörlot'la anlaşmaya. Abi bu daha doğrusu bu anlaşmanın zeminini aradığı şeklinde bir iddia da okudum önümüzdeki sezonun hazırlıklarını Beşiktaş güzel bir iş yapıyor Trabzonspor gibi bu işi e, hani en iyi planlayan ve hayata hız, takır takır hızlı bir şekilde hayata geçiren kulüp kulübümüz vardı şimdi Beşiktaş da sanki bu yönde önemli adımlar atıyormuş gibi haberler okuyoruz ee, Sörlot bu iddia elbette yani hangi takıma giderse fark yaratır Beşiktaş'ta dahil. Trabzonspor'a dahil, Galatasaray Fenerbahçe'ye dahil. Hani o konuda çok ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Yani bu ligin ayarlarını değiştirebilen kalibrede bir oyuncu nasıl Mario Gomez bu lige direkt tesir edebiliyorsa, Gomez direkt tesir edebiliyorsa, Sörlot da direkt tesir edebiliyor. Dolayısıyla hangi takıma giderse sanki yine fark yaratır, yine ligin ayarlarına direkt tesir eder diye düşünüyorum. Batu Chelsea'de de bir yıl kontratı kalıyor bu sezondan sonra. Chelsea onu markette değerlendirecekse tabii bu yaz değerlendirmek istiyor. Çok doğal. Çünkü bu yazda kiralarsa öbür yaz zaten kontratı bitiyor. Satmak istemeleri çok doğal. Orada Batu Şahin sezonun geri kalanında göstereceği performansa göre Beşiktaş belki bir yıl e, kontratı kaldığı için Batu Şahin daha uygun bir bonservis bedeline tercih ederse tabii Beşiktaş kadrosu katabilir diye düşünüyorum. Yani bu Batu Şahin köprüsünün altından daha çok sular akar gibi geliyor bana sezonun geri kalanında göstereceği performansı göre. Çünkü orada bir yılı kalmış ya. Chelsea'nin elinden çıkarma mecburiyeti var. Çünkü bir sezonda kiralarsa Batu hiçbir şey kazanamayacak. Doğru. Dolayısıyla masada Chelsea'nin de eli çok güçlü değil. Öyle düşünüyorum. Halil Dervişoğlu şaşkınım onunla ilgili. Neden bu kadar özgüveni geriledi? Neden eskiden yapabildiği şeyleri şimdi yapamıyor? Daha önemlisi daha istekli olması lazım. Daha tutkulu olması lazım. Ya yani ilk 11 şansı bulmuşsun. Uzun zamandır bulmadığın bir şansı bulmuşsun. Her yere koşman lazım. Her topu istemen lazım. Hata yapman lazım. Denersen hata da yaparsın. Ama hiçbir şey denemezsen hata da yapmazsın. Halil ile ilgili şaşkınım. Ee, Brentford'ın Premier League'deki geleceği ne olacak bilmiyorum. Bon servisinin sahibi olan kulübün. Acaba Halil'in kafası mı karıştı? Burada mutlu mu değil? Yani hep bu soruların cevaplarını tabii merak ediyorum. Ama Halil daha iyi seviyedeydi. Amil takıma çıkmıştı. Amil takıma da iyi performans göstermişti. Mental bir şey olduğunu hissediyorum. Bir mutsuzluk var. Takımda ama çok ciddi bir stres baskısı var ve siz de biliyorsunuz yaptığımız iş stresli bir iş zaten. Biz e, bu işi izleyen tarafında olanlar olarak ağır yoğun stres barındıran bir iş. E, muhtemelen sebep odur desek çok da isabetsiz bir Mümkün. tahmin olmaz yani. Ama şunu ekleyeyim bak Morutsan da çok kötü ama o kadar kendini göstermek istiyor ki o yüzden çok hata yapıyor. Mesela Morutsan için tutkusu esik, eksik isteği eksik diyemiyorum. Morussan çok istiyor, çok arzu ediyor ama yapamıyor, başaramıyor. Çünkü o stresle mücadele edemiyor. Morussan için bunu diyebilirsin. Halil gözükmüyor. Halil'i sahada bulamıyor. Kayboluyor. doğru. Kayboluyor. Halil'i sahada bulamamayı nasıl açıklayabilirsin? En az açık topa dokunan oyuncu oluyor. Evet. Bak Çikaldağ o nasıl koydu bu maçta. Birkaç maç kötüydü. Bu maçta oyuna girdi. Her yerde. Değil mi? Çikaldağ'ı hemen ayırt ediyorsun. Doğru. Topun olduğu yerde bulunuyor. Halil'in de öyle olması lazım. Denersin başaramazsın ayrı konu ama denememenin açıklaması yok. Şurada bir şey gördüm. Aynı sayfada. Atiba Haçınsın. Müsaadenizle onu lütfen. da hızlıca okuyayım. Beşiktaş'ta, ge e şuradan o okuyacağım. Beşiktaş tarihine geçen Atiba Haçınsın yeni sezon için kararını verdi. 39 yaşındaki oyuncu futbola bir yıl daha devam edecek. Kanadalı futbolcu boş mukaveleye imza atabileceğini belirtti. Futbolcu olarak olmasa bile Beşiktaş kulübünün Atiba Haçınsın'la uzun yıllar birlikte çalışması gerektiğini, öyle olması gerektiğini düşündüğümüzü defalarca dile getirmiştik. İster scout olarak, ister e, antrenör olarak. Her türlü çok büyük katkı sağlayacaktır. Çok iyi bir profesyonel. Kesinlikle. Acaba antrenörlük düşünüyor mu? Muhtemelen düşünüyordur. Zeki bir adam çünkü. Çünkü Amerika'da aktif futbolcuyken antrenörlük kursuna gidebiliyorsun. Kanadalı ama şeyleri benzer zaten. Statüleri benzer. Hani vakit bulabilirse. Amerika'da çünkü üniversitelerde de antrenörlük kursu veriyor. Ben de, de, de deneyimleme şansı bulmuştum. Hani aktif futbola devam ederken antrenörlük lisansı da pekala alabilir. Özellikle şöyle bir genelleme yapabilir miyiz acaba diye Atı Bey her seyrettiğimde e, aklıma geliyor. Pozisyon bilgisi iyi olan yani topun nereye düşeceğini ya da nereye hareketleneceğini bilen ve buna göre önceden pozisyon alan. Mesela Sergen Yalçın derdik işte e, şimdi Arda'dan genç Arda kardeşimizden bahsediyoruz. Atiba, o Hutchinson bunlardan bir tanesi. İyi teknik direktör olma nüvesi barındırıyor diye bir genelleme yapabilir miyiz acaba? Barındırıyor. Bu başka bir şey yani. Doğru. Bunun yanında... Alt Pozisyon seviye, bilgi. üst seviye görenler de mesela e, antrenörlükte daha başarılı oluyor. Mesela hem birincilik hem ikincilik gören, hem kümede kalma savaşı yapan, hem şampiyonluk savaşı yapan. Yani o farklı hikayeleri yaşayanların da antrenörlük hikayesine yardımcı oluyor. Atiba'nın da mesela farklı deneyimleri, farklı pozisyonlar, farklı ülkeler o da yardımcı olur hayatında. Santrafor oynamıştı da var. E. Santrafor, Sabek... Hollanda'sı, Danimarkası, Türkiye'si değil mi? Farklı insanlar, evet. farklı kültürler, farklı farklı pozisyonlar, farklı seviyeler. O da yardımcı oluyor. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Çünkü değerli izleyenler, bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine programımızda aynı saatte birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.